hazırlayan Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi. Bu tür programların devam etmesini ve faydalı olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve dostlarınızla paylaşınız. Bismillahirrahmanirrahim. Bu programımızda sözlerden Lemat'ın ikinci bölümünü seslendireceğim. Melekler için miraç insanlar için ayın yarılması mucizesi gibidir. Miracın keramet yönüyle melekler gördüler el hak doğruluğu şüphesiz kabul edilen bir nübüvvette muazzam bir velayet var. O parlak zat aleyhissalatü vesselam, Burak'a binmiş şimşek olmuş, ay gibi nur alemini de baştan başa görmüştür. Nasıl ki, İnşakkal kamer, şu şehadet alemindeki insanlar için gözleriyle gördükleri büyük bir mucizedir. Miraçlı ruhlar aleminin sakinlerine en büyük mucize ki, ellezî Esra ayeti bunu beyan eder. Kelime-i delili içindedir. Kelime-i şehadet vardır. İki kelamı ki birbirlerinin hem şahidi hem delilidirler. Birincisi ikinciye ulaştıran müessirden esere bir delildir. İkincisi ilkine götüren yani eserden müessire bir delildir. Hayat bir çeşit vahdet tecellisidir. Hayat bir vahdet nurudur. Şu kesret aleminde tevhid eder tecelli, Evet, vahdet cilvesi kılar kesreti bir veya yekta. Hayat bir şeyi her şeye malik kılar, hayatsız bir şey için yoktur cümle eşya. Ruh, harici vücut giydirilmiş bir kanundur. Ruh, nurani bir kanundur, harici vücut giymiş bir nizamdır, şuuru başına takmış, bu mevcut ruh ve şu makul kanun, olmuş iki kardeş, iki yoldaş. Sabit ve daimi Fıtri kanunlar gibi ruh da hem emir aleminden hem irade sıfatından gelir. Kudret hissedilen bir vücut giydirir, şuuru başına takar, akıcı latif bir varlığı o cevhere inci kabuğu yapar. Eğer varlık türlerindeki kanunlara, Halık'ın kudreti harici vücut giydirse, her biri bir ruh olur. Eğer ruh vücudu çıkarsa, başından şuuru atsa yine ölümsüz bir kanun olur. Hayatsız varlık yokluk gibidir. Işık ve hayat mevcudatın birer kaşifidir. Bak, hayat nuru olmazsa varlık yokluk rengine boyanır. Belki yokluk gibi olur. Evet, garip ve yetimdir hayatsız olan ay bile olsa. Hayat sayesinde karınca küreden büyük olur. Eğer karıncayı varlık terazisinde atarsan, ondaki kainat şu yerküremize küremize sığmaz.'' Bence dünya canlıdır, başkalarınca ölü olan şu küreyi getirip koysan, karıncanın karşısına onun şuurlu başının yarısı bile olamaz. Hristiyanlık İslamiyet'e teslim olacak. Hristiyanlık ya sönecek ya da arınıp saflaşacak. İslam'a teslim olup terki silah edecek. Defalarca yırtıldı, protestanlığa kadar geldi, onda da bulamadı, kendisini kurtuluşa erdirecek. Perde yine yırtıldı, mutlak sapkınlığa düştü fakat bir kısmı biraz yaklaştı tevhide ki on da kurtuluşa erecek. Hazırlanıyor şimdiden yırtılmaya başlıyor sönmezse saflaşıp İslam'a mal olacak. Haşiye o dehşetli birinci dünya Savaşı'nın neticesinde meydana gelen vaziyete işaret eder. Belki ikinci dünya savaşını haber verir. Bu büyük bir sırdır ona işaret olarak Resullerin Fahri şöyle demiştir. İsa şeriatım ile amel edip ümmetimden olacak.'' Dolaylı nazar muhalli mümkün görür. Meşhur hikayedir, bayram hilaline bakardı büyük bir cemaat, kimse bir şey görmedi. Bir pirifani gördüm diye yemin etti, albuki gördüğü kirpiğinin bükülmüş beyaz bir kılıydı. O kıl oldu onun hilali, o kavisli kıl nerede, ayın hilali nerede? Eğer anladınsa şu işareti, zerrelerdeki hareketler aklının kirpiği olmuş, ışığa perde olan birer kıl kör etmiş maddi gözünü. Varlıkların yaratıcısını göremez, düşer sapkınlığa. Bu hareketler nerede, nizam veren zat nerede kainata? Bütün bunları zerrelerin hareketine mal etmek, muhal içinde muhaldir. Kur'an ayna ister, vekil istemez. Ümmetin çoğuna ve avam tabakaya delilden ziyade kaynaktaki kutsiyet itaat şevki verir onları sevk eder boyun eğmeye. Şeriatın %90'ı doğruluğuna şüphe bulunmayan şeri esaslar ve dinin zaruri emirleri birer elmas sütundur. İctihada ait ihtilaflı esasa dair olmayan feri meseleler ancak %10'dur. 90 elmas sütunu, 10 altının sahibi. Kesesine koyamaz, kendine ait kılamaz. Elmasların madeni Kur'an ve hadistir. Onun malı oradan her zaman istemeli. Kitaplar, iştihatlar, Kur'an'ın aynası yahut ona dürbün olmalı. Gölge, vekil istemez, beyanı mucize olan o güneş. Batılı kabul eden ona hak nazarıyla bakar. İnsanın fıtratı mükerrem olduğundan hakkı iradesiyle arıyor. Bazen gelir eline, batılı hak zanneder, koyununda saklar. Hakikati ararken iradesi dışında sapkınlığa düşer onu hakikat zanneder, aklıyla kabul eder. Kudretin aynası çoktur. Kudreti Zülcelal'in pek çoktur aynası, her bir ötekinden daha şeffaf ve latif pencereler açıyor misal alemine. Sudan havaya kadar, havadan esir maddesine, esirden misal alemine, misalden ruhlara, ruhlardan zamana, zamandan hayale, hayalden fikre kadar muhtelif aynalar daima temsil eder akıp giden icraat. Kulağınla nazar et hava aynasına, bir kelime olur milyonlarca kelime, hayret verici şekilde çoğaltır o kudret kalemi şu tenasül sırrı. Tenasül neslin devamı demektir. Temessül çeşit çeşittir. Aynada temessül dört surette olur. Ya yalnız hüviyet, ya onunla beraber hususiyet, ya hem hüviyet, hem tecellisiyle mahiyet, ya da mahiyet ve hüviyet. Misal istersen işte insan ve güneş, melekler ve kelimeler, yoğun, katı şeylerin timsalleri aynada hareketli birer ölüdür. Nurani bir ruhun kendi aynasında timsalleri bağlı ve canlı olur. Ayna olmasa bile farklı da olmayıp yayılan birer nurdur. Eğer güneş canlı olsaydı sıcaklığı onun hayatı, ışığı şuuru olurdu. Şu hususiyetlere sahiptir aynada timsali. İşte budur şu esrarın anahtarı Cebrail hem Sidre'de hem Dıhye suretinde Resul-i Ekrem'in meclisinde hem kim bilir kaç yerde. Azrail bir anda Allah bilir kaç yerde ruhları alır. Hazreti Peygamber bir anda hem evliyanın keşiflerinde hem sadık rüyalarda ümmetine görünür. Hem de haşirde şefaatiyle herkesle görüşür. Velilerden abdal zatlar pek çok yerde aynı anda görünür.'' Kabiliyetli kişi müştehit olabilir ama şer'i hüküm veremez. İçtihadın şartlarına sahip olan her kabiliyetli kişi kesin olmayan hükümlerde nefsi için içtihad eder, kendisine lazım olan şeyi başkalarına şart koşamaz. Ümmeti davet edip şer'i hüküm veremez, anlayışı şeriattan olur ama şeriat olamaz. Müştehit olabilir fakat şer'i hüküm koyamaz. Çoğunluğun icmağı şeriat mührünü gösterir, bir fikre davet de çoğunluğun kabulü ilk şarttır. Yoksa davet bidattır, reddedilir, ağzına tıkılır ondan bir daha çıkamaz. Aklı nuru kalpten gelir. Kalbi kararmış münevverler bu sözü bilmeliler. Kalbin nuru olmadan fikrin nuru olmaz münevver. O iki nur birleşmezse karanlıktır, ondan zulüm ve cehalet fışkırır. Nur elbisesi giymiş aldatıcı bir karanlık. Gözünde bir gündüz var, beyaz fakat karanlık. İçinde bir karartı var ki aydınlık bir gece. O içinde bulunmazsa o yağ parçası göz olmaz, sen de bir şey göremezsin, görmeyen göz de beş para etmez. Eğer aydınlık fikirlerde süveydayı kalp olmazsa, zihindeki terkipte ilim ve basiret olmaz, kalpsiz akıl olmaz. Süveyda siyahlık demektir. Zihinde ilmin mertebeleri çeşitlidir, iç içedir. Zihinde mertebeler var, birbiriyle iç içe hükümleri muhtelif. Önce tahayyül olur, sonra tasavvur gelir. Sonra akıl yürütme, sonra tasdik, sonra izan, sonra taraftarlık, sonra da inanç gelir. İnanç başka, taraftarlık başkadır. Her birinden bir hal ortaya çıkar, sağlamlık inançtan. Taassup taraftarlıktan itaat izandan, tasdikten taraftarlık akıl yürütürken tarafsız nasipsiz tasavvurdan. Tahayyül de safsata ortaya çıkar diğerleriyle bütünleştirilmezse eğer batıl şeyleri güzel tasvir etmek her dem saf olan zihinleri yaralar ve saptırır. Hazmedilmeyen ilim telkin edilmemeli. Hakiki alim olan mürşit koyun gibidir, kuş değil. Hasbi verir ilmini, koyun verir kuzusuna hazmedilmiş saf sütünü, kuş ise verir yavrusuna tükürükle karışık kusmuğunu. Tahrip kolaydır, zayıf tahripçi olur. Parçaların varlığı, bütünün var olması için şarttır. Yokluk ise sadece bir kısmın yokluğuyla mümkündür. Tahrip kolay olur. Bundandır ki aciz bir adam müspet bir işi ortaya çıkaran sebebe hiç yanaşmaz. Menfici hareket eden daima tahrip edici olur. Kuvvet hakka hizmetkar olmalı. Hikmetteki ve hükümetteki düsturlar, haktaki kanunlar kuvvetteki kaideler birbirine dayanmazsa, destek vermezse, halkın çoğunda ne netice verir ne de tesirli olur. Şeriatın şiairi ihmal edilmiş ve atıl kalır. İnsanlara ait işlerde dayanılan ve güvenilen bir esas olmaz. Bazen bir şey zıddını içerir. Zaman olur ki bir şey zıddını saklar. Siyaset dilinde söz mananın zıddıdır. Adalet külahını zulüm başına geçirmiş.'' Hamiyet elbisesini hıyanet ucuza giymiş, cihat ve gazaya isyan ismi takılmış. Hayvani arzulara esir olmaya, şeytanın zorbalığına hürriyet adı verilmiş. Zıtlar birbirine emsal olmuş, suretler birbirinin yerine geçmiş, isimlerde tezat var, makamlar yer değiştirmiş. Menfaati esas tutan siyaset canavardır. Çarkı menfaat üzere kurulmuş olan bugünkü siyaset, yırtıcı ve canavar. Aç olan canavara sevgi beslersen merhametini değil iştahını açar. Sonra döner gelir tırnağının ve dişinin kirasını senden sorar. Duyguları sınırlanmadığı için insanın cinayeti büyük olur. Hayvanın tersine insandaki duygular fıtraten sınırlanmamıştır. Ondan çıkar hayır ve şer sonsuza dek gider. Ondaki bencillik, bundan çıkan kibir, gurur ve inat birleşse öyle bir günah olur ki İnsan şimdiye kadar ona isim bulamamıştır. Bu cehennemin lüzumuna delil olduğu gibi cezası da yalnız cehennem olabilir. Mesela bir adam yalan bir sözünü doğru göstermek için İslam'ın felaketini kalben arzu eder. Bu zaman da gösterdi ki cehennem lüzumsuz, cennet de ucuz değildir. Bazen hayır şerre vasıta olur. Havas tabakadaki meziyetler hakikatte sebeptir ve tevazu ve mahviyete maalesef sebep olmuş tahakküme ve kibirlenmeye. Fakirlerdeki aç, avam tabakadaki fakr aslında sebeptir ihsan ve merhamete. Fakat maalesef çekilmiştir şimdi zillet ve esarete. Bir şey de ortaya çıkan şey güzellik ve şeref ise o şey havas tabakaya ve idarecilere peşkeş çekilir. Ondan doğan kötülükler ve şer ise fertlere ve avam tabakaya taksim edilir. Galip aşirette hasıl olan şeref ise Hasan Ağa Afer'in hasıl olan şer ise fertlere olur nefrin, beşer de şerri hazin. gaye hayal olmazsa benlik kuvvetlenir. Bir gaye hayal olmazsa yahut unutkanlık basarsa veya unutmuş gibi yapılırsa elbette zihinler enelere döner. Etrafında gezerler ene kuvvetlenir bazen sinirlenir. Delinmez ki biz olsun benliğini sevenler başkasını sevemez.'' İhtilaller zekatın ölümünden ve faizin yaşamasından çıkmıştır. Bütün ihtilallerin, bütün karışıklıkların ve fesatların aslı ve madeni, rezilliklerin, kötülüklerin, bütün bozuk hasletlerin kaynağı sadece iki sözdür. Birincisi şudur, ben toksam başkaları açlıktan ölse de neme lazım. İkincisi rahatım için zahmet çek, sen çalış ben yiyeyim, benden yemek, senden emek. Birinci cümledeki öldürücü zehrin kökünü kesecek, ona şifa verecek tek bir deva vardır. O da dinin emrettiği zekattır ki İslam'ın bir şartıdır. İkinci cümlede ise bir zakkum ağacı sakladır. Onun kökünü kesecek olan faizi haram kılmaktır. İnsanlık huzur ve barış istiyorsa, yaşamayı seviyorsa zekatı yerleştirmeli, faizi kaldırmalı. İnsanlık yaşamak istiyorsa her çeşit faizi öldürmeli. Havas tabaka ile avam tabakanın arasındaki bağlar kopmuştur. Aşağıdan fırlıyor, ihtilal sedası, intikam çığlıkları, kin ve haset iniltileri yukarıdan iniyor. Zulüm ve tahkir ateşi, kibrin ağırlığı, tahakkümün şiddetli gürültüsü aşağıdan çıkmalı, sevgi, itaat ve hürmet. Fakat yukarıdan da merhamet ve ihsan, şefkat ve terbiye inmeli. İnsan bunu isterse sarılmalı zekata, faizi kovmalı. Kur'an'ın adaleti alemin kapısında durup faiz eder ki, yasaktır, hakkın yok dönmeli. Dinlemedi bu emri, insan bir sille yedi, daha müthişini yemeden bu emri dinlemeli. Haşiye, kuvvetli bir gaybi işarettir. Evet, insanlık dinlemedi, ikinci dünya savaşı ile bu dehşetli silleyi de yedi. İnsanlık esirliği parçaladığı gibi ücretli işçiliği de parçalayacaktır. Bir rüyada demiştim. Devletlerin ve milletlerin hafif savaşları yerini insanlık tabakalarının şiddetli harbine terk ediyor. Zira insanlık eski devirlerde esirliği istemedi, kanıyla parçaladı, şimdi ücretli işçi olmuştur. Onun yükünü çekiyor, onu da parçalıyor. İnsanlığın başı ihtiyar beş devri var. Vahşet, bedevilik, kölelik, esaret ve şimdi de ücretli işçiliktir ki başladı geçiyor. Gayrimeşru yol maksadın zıddına gider. El katilu la yerisu büyük bir düsturdur. Katil katlettiği şahsa varis olamaz. Bir maksada gayrimeşru yoldan giden çoğu kez maksadının zıddıyla ceza görür. Avrupa sevgisi gayrimeşru muhabbet, taklit ve ülfet. Sonunda karşılığı sevgilinin gaddarca düşmanlığı, cinayet. Mahrum günahkar ne kurtuluş bulur ne lezzet. Cebriye ve mutezile düşüncelerinde de birer hakikat çekirdeği bulunur. Ey hakikate talip olan geçmişteki musibetleri, gelecekteki günahları ayrı görür şeriat. Mazi ve musibetler verilir kadere. Söz alır cebriye, gelecek zaman ve günahlar verilir iradeye, söz alır mutezile, mutezile ile cebriye, şurada barışırlar. Bu batıl mezheplerde de birer hakikat çekirdeği bulunur, mahsus mahalleri vardır, batıl olan onları umumileştirmektir. Aciz ve ağlayıp sızlanmak çaresizlerin karıdır. Eğer istersen hayatı, çaresi bulunan şeyde acize yapışma. Eğer istersen rahatı, çaresi bulunmayan şeyde ağlayıp sızlanmaya sarılma. Bazen küçük bir şey büyük bir iş yapar. Öyle haller olur ki, basit bir hareketle çıkılır ta alay illiğine, öyle haller olur ki küçük bir hareketle düşülür esfeli safiline. Bazılar için bir an bir senedir. Bazı fıtratlar birdenbire parlar, bir kısmı derece derece yavaş yavaş kalkar, İnsan tabiatı ikisine de benziyor.'' Şartlara bakar, ona göre değişir, bazen derece derece gider, bazen de barut gibi zulmani birdenbire fışkırır. Nurani bir ateş olur, bazen bir nazar kömürü elmas eder, bazen olur ki bir temas taşı iksir eder. Peygamberin bir nazarı birdenbire dönüştürür cahil bir bedevi münevver bir arife. Eğer ölçü istersen İslam'dan önceki Ömer, İslam'dan sonraki Ömer. Birisiyle kıyası, biri çekirdek, biri ağaç, birdenbire meyve verdi, o nazarı Ahmedi, o himmeti peygamber. Arap yarımadasında kömürleşmiş fıtratları dönüştürdü elmasa. Birdenbire baştan başa ahlak barut gibi parlattı, oldular birer nuru münevver. Yalan bir kafir sözüdür. Bir dirhem doğru yakar milyonlarca yalanı, bir hakikat çekirdeği yıkar hayal sarayını. Doğruluk büyük bir esastır, bir cevher ki ışıltılı. Yerini sukuta bırakır eğer çıksa zararlı. Yalana hiç yer yoktur, olsa bile faydalı. Her sözün doğru olsun, her hükmün hak olmalı. Fakat hakkın olamaz her doğruyu konuşmak. Bunu iyi bilmeli. Hızma sefa ve de'ma kedire. Hükmünü düstur edilmeli. Yani duru ve saf olanı al, karışık ve bulanık olanı bırak. Güzel gör ve güzel bak ki güzel düşünesin, güzel bil, güzel düşün ki leziz hayatı bulasın. Hayat içinde hayattır, hüsnü da emeli, suizan ve ümitsizlik saadeti tahrip eder, onlardır hayatın katili. Misali bir mecliste şeriatla bugünkü medeniyetin ilmin dehasıyla doğru yola götürücü şeriatın kıyaslanmaları. Birinci Dünya Savaşı'nda ateşkesin başlarında, bir cuma gecesi sadık bir rüyada misal aleminde büyük bir mecliste bana sordular. Mağlubiyet sonrasında İslam aleminde nasıl bir hal meydana gelecek? Bu asrın temsilcisi sıfatıyla konuştum. Onlar da dinlediler. Eski zamandan beri İslam istiklalinin bekası ve Allah kelamının yüceltilip yayılması için farz-ı kifaye olan cihadı, dinin o gereğini yerine getirecek tek vücut olarak kendini İslam alemine feda etmeye vazifeli, hilafete bayraklar görmüş olan bu devletin ve şu İslam milletinin başından geçen felaketler getirecek elbette İslam alemine saadet ve hürriyet, geçen musibet, istikbalde olur telafi, Üç verip de üç yüz kazanan hiç zarar etmez elbet, halini istikbalde değiştirir himmet sahibi. Zira şu musibet hayatımızın mayası olan şefkat, kardeşlik ve İslam dayanışmasını harikulade kıldı. Kardeşliğin inkişafı, ihtizazların hızlanması, medeniyetin tahribi, şimdilik alçak ve medeniyetin sureti değişecek, sistemi bozulacak, ortaya çıkacak o vakit. İslam medeniyet, Müslümanlar iradeleriyle elbette önce girecekler. Kıyaslama istersen, İslam medeniyeti ile şimdiki medeniyet. Esaslara dikkat et, eserlere nazar et. Şimdiki medeniyetin esasları menfidir. Menfi olan beş esas ona temel ve kıymet. Şark onlarla kurulur. İşte dayanak noktası. Hakka bedel kuvvet, kuvvetinse gereğidir tecavüz ve taarruz. Bundan çıkar hıyanet. Hedefi fazilete bedel basit bir menfaattir. Menfaatin gereğidir birbirine sıkıntı vermek ve düşmanlık. Bundan çıkar cinayet. Onun hayat kanunu yardımlaşmaya bedel mücadeledir. Mücadelenin gereği çekişme ve itişip kakışma bundan çıkar sefalet. Kavimler arasındaki esas bağı, başkasının zararı pahasına uyanan unsuriyet, başkalarını yutmakla beslenir bulur kuvvet. Menfi milliyetçiliğin ve unsuriyetin gereğidir daima böyle müthiş çarpışmalar, feci vuruşmalar bundan gelir helaket. Beşincisi cazibeli arzulara hizmet, hevesleri cesaretlendirmek, azdırmak, kötü heves ve arzuları tatmin bundan çıkar sefahat. O arzu ve heveslerin gereği şudur daima, insanı çirkin bir surete sokar, ahlakı değiştirir, manevi sureti bozar, değişir insaniyet şu medenilerin çoğunun içini dışa çevirsen görürsün. Başta maymunla tilki, yılanla ayı, hınzır, ahlakı olmuş suret. Gelir hayali karşına, postlarıyla tüyleri, işte bununla görünür meydandaki eserleri. Zemindeki ölçülerin mizanıdır şeriat. Şeriatta kim rahmet, Kur'an'ın semasındandır. Kur'an medeniyetinin esasları müspettir. Beş müsbet esas üzere döner çarkısı adet. Dayanak noktası kuvvete bedel haktır. Hakkın daim gereğidir eşitlik ve adalet. Bundan çıkar selamet, yok olur şekavet. Hedefinde menfaat yerine fazilet bulunur. Faziletin gereğidir yakınlık ve muhabbet. Yok olur düşmanlık bundan doğarsa adet. Hayattaki düsturu mücadele ve kavga yerine yardımlaşmadır. O düsturun gereğidir birlik ve dayanışma hayat bulur cemaat. Hizmetinin sureti arzu ve hevesler yerine doğru yola iletmektir. O hak yolun gereğidir insana layık tarzda terakki ve bereket. Ruha gerekli surette tenevvür ve tekamül, kitlelerin birliğini de bozar menfi milliyetçilik ve unsuriyet. Onların yerine din bağını, vatan bağını, sınıf bağını, iman kardeşliğini koyar, şu bağın gereğidir samimi bir uhuvvet, Umumi bir selamet, dışarıdan saldırı gelse müdafaa eder. İşte şimdi anladığın sırrı nedir ki küsmüş almadı medeniyet. Şimdiye kadar Müslümanlar iradeleriyle girmemişti bugünkü medeniyete. Onlara yaramamıştır, hem vurmuştur müthiş bir kaydı esaret. Belki insanlığa deva iken zehir olmuş yüzde seksenini atmış zahmet ve sıkıntıya, yüzde onu için olmuş yalancı bir saadet. Diğer yüzde onunu ise ne rahat bırakmıştır ne rahatsız. Zalim bir azınlığın olmuş gelen karı ticaret ama saadet olur ki herkese olsun saadet. En azından çoğunluğa kurtuluş sebebi olsun, insanlığa rahmettir nazil olan şu Kur'an ancak kabul ediyor tek bir tarzı medeniyet. Herkesin ya da çoğunluğun olsun saadet, şimdiki tarzda hevesler serbest, Arzular hür olmuştur hayvani bir hürriyet. Heves hükmeder, arzular ise zorbadır. Zaruru olmayan ihtiyaçları zaruru hükmüne geçirmiştir. Ortadan kalktır hat. Bedevilik devrinde bir insan dört şeye muhtaç iken, medeniyet devrinde yüz şeye muhtaç fakir. Helal kazanç masrafa etmemiştir kifayet. İnsanı hile ve harama sevk etmiştir. Ahlakın esasını bu noktadan bozmuştur bir cemaate ve sınıfa vermiştir servet haşmet. Ferdi ahlaksız ve fakir kılmıştır. Bunun şahidi çoktur. ilk asırlardaki vahşet. Ve cinayetlerin bütününü, zulüm ve hıyaneti şu pis medeniyet, bir defada kustu, midesi daha da bulanır, İslam alemindeki manidar çekimserlik dikkat edilecek bir işaret. Haşiye, demek ki daha dehşetli kusacak, evet iki dünya savaşı ile öyle kustu ki, havanın, denizin ve karanın yüzlerini bulandırdı, kanla lekeledi. Kabulde musariptir, soğuk davranmıştır. Evet, şeriat-ı garadaki ilahi nur, mümtaz hususiyetidir, müstani istiklaliyet. O hususiyettir, bırakmaz ki o hidayet nuru, şu medeniyetin ruhu olan Roma dehası kendisine hükmetsin, ondaki hidayet. Birikindeki felsefe ile birleşmez, ona aşılanmaz ve tabi olamaz. İslamiyet ruhunda şefkat, imanın izzeti istediği şeriat, Kur'an'ı muciz beyan tutmuş yedi beyzasında şeriatın hakikatlerini. O parlak sağ elde birer asayı Musa'dır, aldatıcı medeniyet istikbalde edecek ona secde hayret. Şimdi şuna dikkat et, eski Roma ve Yunan'ın iki dehası vardı, bir asıldan ikizlerdi. Biri hayalde karışık birer, biri maddeperesti. Su içindeki yağ gibi kaynaşamadılar. Zaman istedi, medeniyet çabaladı, Hristiyanlıkta çalıştı ikisini birleştirmeye, hiçbiri başaramadı. İkisi de bağımsızlığını tamamen korudu. Hatta o iki ruh adeta şimdi de cesetleri değişmiş Alman ve Fransız oldu. Adeta başlarından bir tür tenasüh geçmişti. Ey misali arkadaş, zaman böyle gösterdi, o ikiz dehalar reddetti. Birleşmenin gereklerini şimdi de barışmadılar, gerçi onlar ikizdi, kardeş ve arkadaştı, terakki de yoldaştı, birbirleriyle dövüşüp hiç barışmadılar. Nasılsa aslı, madeni kaynağı başka çeşit olmuştu, Kur'an'ın nuru, şeriatın hidayete götüren yolu ve bugünkü medeniyetin ruhu olan Roma dehası birbiriyle barışır ve birleşir. O deha ile bu hidayet yolunun kaynakları ayrıdır. Hidayet gökten indi, deha zeminden çıktı. Hidayet kalpte işler, aklı da işletir. Deha akılda işler, kalbi ise karıştırır. Hidayet ruhu nurlandırır, tanelere sümbül verdirir. Karanlık tabiat onunla ışıklanır. Kemale erme kabiliyeti birdenbire yol alır. Cismani nefsil itaatkar bir hizmetkar kılar melek yüzlü yapar himmetli insanı. Deha ise önce nefse ve cisme bakar, tabiata girer, nefsi kendine tarla eder, nefsane arzular onunla büyür. Ruhu hizmetkar eder, taneleri kurutur, şeytanın simasını insanda gösterir. Hidayet iki hayata da saadet verir, hem dünyayı hem ahireti aydınlatır, insanı yükseltir. Haşiye bunda da ince bir işaret var. Teccal gibi tek gözlü deha ise yalnızca bir yeri, bir hayatı anlar. Madde olur, dünyaya düşkündür, insanı bir canavar yapar. Evet, deha sağır tabiata tapar, kör kuvvete boyun eğer fakat hidayet, şuurlu sanatı tanır. Hikmetli kudrete bakar, deha zemine nankörlük perdesi çeker, hidayet şükran nurunu serper. Bu sırdandır ki deha kör ve sağır, hidayet işitir ve görür, dehanın nazarında zemindeki nimetler sahipsiz ganimettir. Minnetsiz gasp ve hırsızlıkla onları tabiattan koparmak ona canavarca bir his verir. Hidayetin nazarında zeminin sinesine, kainatın yüzüne çerpilmiş nimetler rahmetin meyveleridir. Her nimetin altında ihsan edici bir el görür, şükran ile öptürür. Şunu da inkar etmem, medeniyette de Pek çok güzellik var fakat onlar ne Hristiyanlığın malıdır, ne Avrupa'nın icadı, ne de bu asrın sanatı. Belki herkesin malıdır. Fikirlerin birikiminden, semavi emirlerden, fıtri ihtiyaçlardan, bilhassa Resul-i Ekrem'in getirdiği şeriattan ve İslami inkılaptan doğmuşlardır. Kimse onları sahiplenemez. O misali meclisin reisi tekrar sordu. Musibet olur her dem hıyanetin neticesi, mükafatın sebebi. Ey bu asrın adamı! Kader bir sille vurdu, kazaya çarptırdı. Hangi fiillerinizle kaza ve kadere öyle fetva verdirdiniz ki, kazay ilahi musibetle hükmetti, sizleri hırpaladı. Çoğunluğun hatası daima sebep olur umumi musibete. Dedim, insanlığın fikri sapkınlığı nemrutça inadı. Firavun gibi gururu şişti de şişti zeminde erişti göklere, hem dokundu hassas yaratılış sırrına, göklerden indirdi. Tufan veba misali şu savaşın zelzelesi, gavura yapıştırdı sema bir silleyi. Demek ki bu bütün insanlığın musibetiydi, insanlığın hepsini içine aldı, ortak sebebi maddecilikten gelen fikri sapkınlıktı, hayvani hürriyet kötü arzuların istibdadı. Ondan hisse almamızın sebebi, İslam esaslarını ihmal ve terk etmemizdi. Zira halık Teala'ya 24 saatten birini istedi. Yalnızca bir saatlik beş vakit namazı bize yine bizim için emretti. Tembellikte terk ettik, gafletle ihmal ettik. Şöyle ceza gördük ki beş sene her gün 24 saat daima talim ve meşakkatle hareket ettirip koşturmakla bize bir nevi namaz kıldırdı. Hem nefsimizden senede yalnızca bir ay oruç istedi, nefsimize acıdık, kefaret olarak beş sene zorla oruç tutturdu. Kendi verdiği malın kırkta ya da onda birini zekat olarak istediği, cimrilikle zulmettik, haram karıştırdık, irademizle vermedik. O da bizden aldı birikmiş zekatı, haramdan da kurtardı. Amel cezanın bir cinsidir, ceza da amelin bir cinsidir, salih amel ikidir.'' Biri müsbet ve iradi, diğeri menfi ve çaresizlik içinde zaruri. Bütün elemler ve musibetler menfi ve zaruri salih amellerdir. Hadis teselli verdi. Bu günahkar millet kanıyla abdest aldı, fiili bir tövbe etti. Peşin mükafatı milletin beşte birini dört milyonu velayet derecesine çıkardı. Şehadet mertebesiyle gazilik verdiği günahları sildi. O yüce misali meclis bu sözü güzel buldu. Ben de birden uyandım belki uyanıktım. Y yeni yatmıştım. Bence insan uyanıkken rüyadadır. Rüya da bir nevi uyanıklık halidir. Orada Asr'ın vekili, burada Said Nursi. Cehalet mecazı eline alsa hakikat yapar. İlmin elinden cehaletin eline düşse mecaz dönüşür hakikate ve açar kapıları hurafelere. Küçüklüğümde ayın tutulduğunu görmüştüm. Sordum anneme. Dedi yılan yutmuştur dedim. Peki neden görünüyor? Dedi ki orada yılanlar böyle yarı şeffaf olur. İşte böyle bir mecaz hakikat zannedilmiş. Güneşin ve ayın yörüngelerinin kesişme noktaları olan res ve zenepte. Baş ve kuyruk. Yeryüzünün araya girmesiyle ilahi bir emirle tutulur ay. Varsayılan iki kavis iki büyük yılan olarak anılmış hayali bir teşbih ile isim, müsemma olmuş. Yani isimlendirilen ismi sahibi olmuş. Mübalağa gizliden kınamadır. Neyi vasfedersen olduğu gibi vasfet, övgünün mübalası bence gizli kınamadır. Cenab-ı Hakk'ın ihsanından fazlası ihsan değildir. Şöhret zalimdir. Şöhret bir zorbadır, sahibine mal eder başkasının malını. Meşhur Nasreddin Hoca latifeleri içinde zekatı yani onda biridir onun asıl malı. Rüstemi Sistani'nin hayali şanı gasp etti bir asır mefahiri İran'ı. Gasp ile şişti o namlı hayali, hurafelere karıştı attı insanlığı. Din ile hayatın ayrılabilir olduğunu zannedenler felakete yol açar. Şu Jön Türk'ün hatası bilmedi ki bizde din hayatın esası, milleti ve İslamiyet'i ayrı zannetti. Medeniyeti devamlı, her şeyi kuşatacak vehmetti, hayat saadetini onun içinde görüyordu, şimdi zaman gösterdi ki, Medeniyet sistemi bozuktu, zararlıydı, Kesin tecrübeler bize bunu gösterdi. Din hayatın hayatı hem nuru hem esası, dinin ihyası ile olur şu milletin ihyası, Müslümanlar bunu anladı. Başka dinlerin aksine dinimize sarılma derecesine bağlıdır. Milletin yükselmesi ihmali nispetindedir, milletin düşüşü. Bu tarihi bir hakikattir, ondan unutulmuş görünür. Ölüm zannedildiği gibi dehşetli değil. Dalalet, evham verir, ölümü dehşetli gösterir ölüm bir elbise ya da mekan değiştirmedir, insanı zindandan bostana çıkarır. Kim hayatı isterse şehadet istemeli, şehidin hayatına Kur'an işaret eder. Sekeratı tatmamıştır hiçbir şehit kendini. Canlı bilir, görür fakat yeni hayatını daha nezih bulur. Ölmediğini zanneder, ölülere nisbeti, dikkat et şuna benzer. İki adam rüyada bütün lezzetlerin bulunduğu güzel bir bahçede gezerler biri bunun rüya olduğunu bilir, lezzet almaz. Bu ona huzur vermez, belki onu üzer. Öbürü zanneder ki uyanıktır, hakiki lezzet alır. Rüya onun için hakiki olur. Rüya misalin gölgesi, misal ise berzahın gölgesi olmuştur. Bu yüzden kanunları birbirine benzer. Siyaset fikir aleminde bir şeytandır, ondan Allah'a sığınmalı. Bugünkü siyaset çoğunluğun rahatı için feda eder azınlığı, belki zalim azınlık kendine kurban eder halkın çoğunluğunu. Kur'an'ın adaleti, tek bir masumun hayatını, kanını ne çoğunluğa feda eder, ne de bütün insanlığa. Men katela nefsen bi gayri nefsin. Kim katil olmayan ve yeryüzünde fesat çıkarmayan bir kişiyi öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Maide suresinin 32. ayeti, iki büyük sırrı gösteriyor nazara. Biri tam adalet, bu büyük düsturu, ferd ile cemaati, bir şahıs ile insanlığı kudret nasıl bir görür? İlahi adalet ikisine bir bakar, bir daimi kanun. Bir tek şahıs hakkını kendi feda eder fakat feda edilmez bütün insanlığa bile. Onun hakkının iptali, kanının akıtılması, ismetinin yok olması bütün insanlığın hakkının iptaliyle ve ismetiyle aynıdır. İkinci sırrı şudur: bencil bir insan hırs ve hevesi için bir masumu öldürse eğer elinden gelse hevesine mani ise harap eder dünyayı yok eder insanlığı Zaaf düşmanı cesaretlendirir Allah kulunu tecrübe eder kul Allah'ı tecrübe edemez ey korkak ve zayıf korkun ve zafın beyhude hem senin aleyhinde dış tesirleri cesaretlendirir kendine çeker Ey vesveseli şüpheci, kesin bir fayda varsayılan zararlar için feda edilmez. Sana hareket lazım, netice Allah'ındır. Onun işine karışılmaz, Allah şeker kulunu imtihan meydanına. Böyle yaparsan eğer, böyle yaparım ben der. Kul ise Allah'a tecrübe edemez. Rabbim muvaffak etsin, ben de bunu işlerim dese haddini aşar. İsa'ya demiş şeytan, madem her şeyi o yapar, kader birdir değişmez dağdan kendini at bakalım sana ne yapar? İsa demiş ey melun kul edemez Rabbini tecrübe ve imtihan. Beğendin şeyde aşırılığa gitme. Bir derdin dermanı başka bir dert olur. Pan zehir olur. Derman haddi aşarsa dert getirir öldürür. İnadın gözü meleği şeytan görür. İnadın işi budur. Şeytan yardım ederse birine melek der rahmet okutur. Öteki tarafında eğer meleği görse onun sureti değişmiş, şeytan zanneder, düşmanlık besler, lanet eder. Doğruyu bulduktan sonra en doğru için anlaşmazlık çıkarma. Ey hakikatin talibi, madem doğru da ittifak, en doğru da ihtilaftır, bazen doğru, en doğrudan daha doğrudur, hem de olur güzel, en güzelden daha güzel. İslamiyet barış ve huzurdur, içeride kavga ve husumet istemez.'' Ey İslam alemi, hayatın birlik ve bütünlükte, eğer birlik istersen düsturun, sadece o doğrudur yerine o doğrudur olmalı, sadece o güzeldir yerine o güzeldir demelisin. Her Müslüman kendi meslek ve mezhebine demeli ki, işte bu haktır, başkasına ilişmem, başkaları güzelse benimki en güzelidir. Şöyle dememeli, budur hak, başkaları batıldır ya da, yalnız benimki güzel, başkaları yanlıştır, çirkindir. Kendi anlayışını zorla kabul ettirmek zihniyeti, nefsini sevmekten gelir, sonra hastalık olur, kavga ondan çıkar, dert ve dermanların çok sayıda olması haktır, doğru birden fazladır, ihtiyaç ve gıdaların çeşitlilik göstermesi haktır, doğru da çeşitlilik gösterir. Kabiliyetlerin ve terbiyelerin çokluğu haktır, doğru da birden çoktur, tek bir madde hem zehir hem panzehir olabilir.'' iki mizaca göre esasa ait olmayan meselelerde hakikat sabit değil, izafidir. Birçok şeyden oluşur, mükellef olan mizaclar Ona bir hisse verir, buna göre tahakkuk ve terekküp eder. Her mezhebin sahibi mühmel mutlak hükmeder. Mezhebinin sınırı tayinini mizacın meyline bırakır. Mezhep de taassup onu umumileştirmeye sebep olur. Hem taraf tutmak sebep olur kavgaya, İslamiyet'ten evvel insan tabakalarındaki derin uçurumlar ve hayret verici uzaklık aynı devirde birden fazla peygamber olmasını, onların şeriatlarının farklılığını ve çeşitli mezhepleri gerektiriyordu. İslamiyet bir inkılap yaptı, insanlık yakınlaştı, şeriatlar birleşti, bir oldu peygamber, fakat seviye bir olmadı, farklı mezhepler kaldı, tek bir terbiye kafi geldiği zaman birleşir onlar da. Zıtların Yaratılışında ve bir araya gelişinde büyük bir hikmet var. İlahi kudretin elinde güneş ve zerre birdir. Ey kalbi uyanık arkadaş! Zıtların bir araya gelmesinde Allah'ın kudretinin tecellisi var. Lezzet içinde elem, hayır içinde şer. Güzellik içinde çirkinlik, fayda içinde zarar. Nimet içinde ceza, nur içinde ateş. Bilir misin bunların sırrını? Nispi hakikatler gerçekleşsin, yerleşsin. Bir şey de çok şey olsun, vücut bulsun, görünsün, hareket suratıyla bir nokta, bir hat olur. Çevirmenin suratinden bir nur parıltısı, nurani bir daire meydana gelir. Nisbi hakikatlerin vazifesi, dünyada çekirdekler sümbül olur. Kainatın çamurudur, düzenin bağlarını ve nakşın alakalarını teşkil eden, ahirette bu nisbi emirler hakikat olur.'' sıcaklıktaki mertebeler içine soğuğun karışmasına sebep olmuştur. Güzellikteki dereceler çirkinliğin müdahalesidir. Sebep illet olur. Işık karanlığa lezzet eleme borçlu, sıhhat hastalıksız olmaz, cennet olmazsa belki cehennem azap vermez, o da zemherisiz olmaz, eğer zemheri olmazsa ateşle yakamaz. O hallakı lem yezel, zıtların yaratılışında hikmetini gösterdi, haşmeti zuhur etti.'' O kadiri laizal zıtların bir araya gelişinde iktidarını gösterdi, büyüklüğü zuhur etti madem o ilahi kudret zatının gereğidir. Ve o ezeli zatın zaruri delilidir, onun zıddı olamaz, aç ona karışamaz, onda mertebeler bulunmaz, her şeye nispeti birdir, hiçbir şey ona ağır gelmez. O kudretin ışığına güneş kandil olmuştur, bu kandili nuruna denizin yüzü ve şebnemlerin gözleri birer aynadır. Denizin geniş yüzünün gösterdiği güneşi, alnının karışık, kırışıklığındaki damlalar da gösterir, şebnemlerin küçük gözleri yıldız gibi parlar, aynı hüviyet tutar şebnem ve deniz bir olur güneşin nazarında, kudretin benzeridir şebnemin göz bebeği küçücük bir güneştir. Şu muhteşem güneşte küçücük bir şebnemdir, göz bebeği bir nurdur ki kudret güneşinden gelir, o kudrete ay olur.'' Gökler bir denizdir, Rahman'ın bir rahmet esintisiyle alnının kırışıklığında dalgalanan damlaları yıldızlar ve güneştir. Kudret tecelli etti, o damlalara nurani parıltılar serpti. Her bir güneş bir damla, her bir yıldız bir şebnem, her bir parıltı bir timsaldir. O tecellinin feyzinin küçücük bir aksidir. O damla gibi güneş parlatır camını, o küçücük cam inci gibi parlar.'' O şebnem gibi yıldız latif gözü içinde bir yer yapar parıltıya, parıltı bir kandil olur, gözü cam olur, lambası nurlanır. Meziyetin varsa gizlilik toprağında kalsın ki büyüyüp gelişsin. Ey meşhur, hususiyetlere sahip insan, öne çıkıp zulmetme. Eğer gizlilik perdesi altında kalırsan kardeşlerine verirsin ihsan ve bereketi. Her bir kardeşinin ardından senin çıkman hem de onların sen olmaları imkan ve ihtimali, her birine çeker nazar hürmeti. Eğer önde görünmek isteyip perde altından çıksan, altında kerem sahibi iken, perde önünde zalim olursun güneş iken orada, burada gölge edersin. Kardeşlerini düşürürsün hürmet nazarından, demek şahsını öne çıkarmak zalimce bir hususiyettir, sahih doğru budur, hem de böyle görürsün. Nerede kaldı yalancı yapmacılık, ve riyayla şöhretle şahsiyet kazanmak, işte büyük bir sır ki ilahi hikmet, hem o en güzel nizam. Fevkalade bir fert kendi nevi içinde örterek perde çeker, bununla kıymet verdirir hem de takdir edilir. İşte sana misali, insan içinde veli, ömür içinde ecel, bırakılmış meşhul ve mühmel. Cuma vaktinde gizlidir bir saat ki kabul olur dua edersen.'' Ramazan'a yayılmıştır Kadir Gecesi, Esmaül Hüsna'da saklıdır ismi Azam iksiri. Bu misallerin haşmeti hem de o en güzel sır. Müphem bırakırken gösterir, gizlerken ispat eder mesela. Ecelin müphem bırakılmasında bir denge vardır. Her dakika seni tutar ve vaziyet alırsan. Ümit ve korku kefeleri, ukba ve dünya hizmeti ile beka kuruntusu ve ömür lezzeti verir. 20 senelik sonu belirsiz bir ömür daha güzeldir. Sonu belli bin senelik bir ömürden. Zira yarısı geçince adeta her saatte bir adım atarak dar ağacına gidersin. Yaklaştıkça derece derece üzülmek de teselli vermez, sen de rahat edemezsin. Allah'ın rahmetinden ve gazabından daha fazla hislenmek hatadır. Allah'ın rahmetinden fazla rahmet olmaz, Allah'ın gazabından fazla gazap edilmez. Öyleyse işi bırak o adil ve rahime fazla şefkat elemdir, fazla gazap kınanmıştır. İsraf haram, zevk ve eğlencelerin, onlar da sefaletin kapısıdır. Ey müsrif kardeşim, beslenme noktasında biriken, iken, iki lokma, bir lokma bir kuruşa, diğer on kuruşa. Hem ağza girmeden hem boğazdan geçtikten sonra eşit olurlar. Yalnız ağızda o da birkaç saniye bir serseme zevk verir zevk bakımından bir fark bulunur, onu daima aldatır tat alma duyusu. Bedene ve mideye kapıcı müfettiş. Onun tesiri menfidir, müsbet değil. Vazife yalnız kapıcıyı memnun etmek midir zevk verirsin o serseme? Onu asıl vazifesinden şaşırtmak, tek bir kuruş yerine on bir kuruşu vermek şeytani bir iş olur. İsrafın en sefih ve en hastalıklı çeşididir heves etme bu işe. Tat alma duyusu telgrafçıdır. Onu lezzetle baştan çıkarma. Haşiye İktisat Risalesi'nin çekirdeğidir. Belki 10 sayfa olan İktisat Risalesi'ni daha yazılmadan 10 satırda özetlemiş. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti, hikmet ve inayeti ağızla ve burunla iki merkez teşkil etmiş, içine bir hudut karakolu ve muhbirleri de koymuş. Şu küçük alemde damarları telefon, sinirleri telgraf hükmüne geçirmiş, koku alma duyusu telefonu, telgraf olarak da tat alma duyusunu inayet memur etmiş. O rezzak-ı hakiki, rızıkların üstüne koymuş rahmetten bir tarife, yiyecekler, renk ve koku. İşte şu üç duyu o rezak tarafından birer ilanname, birer davetname, birer izinname hem, birer dellaldır ki muhtaç ve müşteriler hep onlarla cezbolur kendilerine rızık ihsan edilen hayvanlara zevk, görme ve koku alma duyusu gibi birer alet vermiş. Hem yiyecekleri çeşitli zinetlerle süslemiş, nefsin heveslerine uyan gönülleri avutup lakayt kalanları heyecanlandırarak cezbetmiş. Ne vakit yiyecek girse ağza, birdenbire tat alma duyusu telgraf çeker bedenin her uzvuna. Koku alma duyusu telefon gibi haber verir gelen yiyeceğin türünü ve çeşidinde söyler. İhtiyaçları muhtelif ayrı ayrı rızık verilmiş, ona göre davranır, ona da hazırlanır ya da red cevabı gelir. Hem kapı dışarı atar, yüzüne de tükürür, inayet tarafından madem buna memurdur, zevki baştan çıkarma. Lezzetlerle aldatma, sonra o da unutur doğru arzunun ne olduğunu, yalancı bir arzu gelir başına çatar, cezası hastalık ve illetler olur, hakiki lezzet hakiki arzudan çıkar, doğru istek ve arzu doğru bir ihtiyaçtan, bu kafi lezzetle şah ve köle beraberdir, hem aynıdır bir dinar ve bir dirhem, o lezzet ikisiyle de elde edilir, eleme olur merhem. Tıpkı niyet gibi bakış tarzı da adeti ibadete çevirir. Şu noktaya dikkat et, nasıl niyetle mübah olur adet ve ibadetler, öyle de bakış tarzıyla müsbet ilimler olur ilahi marifet tetkik dahi tefekkür, yani eğer yaratıcısını bildiren manasıyla bakıp sanat noktasında ne güzeldir yerine ne güzel yapmış sani, nasıl yapmış o güzelliği diyerek baksan kainata nakkaş ezelin nakşı, nizam ve hikmetinin ve kainatın iradeyle sağlam bir şekilde yaratılmış olmasının parıltısı aydınlatır şüpheleri. müspet ilimler döner ilahi marifete, eğer sırf kendine bakan yönüyle tabiat noktasından zatında nasıl olmuş diyerek baksan kainata ilim dairesi cehalet dairesi olur. Biçare hakikatleri kıymetsiz eller kıymetten düşürür. Çoktur bunun şahidi. Böyle bir zamanda refah içinde yaşamaya şer'i izin olması bizi irademizde serbest bırakmaz. Lezzetler çağırdıkça sanki yedim demeli, sanki yedim sözünü düstur edinen bir mescidi yemedi. Haşiye İstanbul'da sanki yedim adında bir mescit var. Sanki yedim diyen bir adam hevesinden kurtardığı paralarla bina etmiş. Eskiden mesela İslam aleminin çoğu aç değildi. Bolluk içinde yaşama iradesi bir derece vardı. Şimdi ise çoğu açlığa düştü. Her lezzeti tatmaya şeri izin kalmadı. İnsanlığın büyük kısmının ve masum çoğunluğun maişeti basittir. Basitçe beslenip onlara tabi olmak, bin kere tercih edilir müsrif azınlığa ya da bir kısım sefihe benzemeye beslenmek ve rahat ve bolluk içinde olmak noktasında. Zaman olur ki nimetin yokluğu nimettir. Hafıza bir nimettir fakat ahlaksız bir adam için musibet zamanında unutkanlık ona tercih edilir. Unutmak da bir nimettir, yalnız bir günün elemini çektirir, birikmiş elemleri unutturur. Her musibetin bir nimet yönü var. Ey musibetse de, musibetin içinde bir nimet saklıdır, Dikkat et de onu gör. Nasıl her şeyde bir sıcaklık derecesi, her musibette bir nimet derecesi vardır. Daha büyüğü düşün, küçükteki nimetin. Derecesini görerek Allah'a çok şükret. Büyük görüp ürkersen, of of deyip üflersen o da aksine şişer. Şişer de dehşetlenir. Eğer merak da edersen bir iken ikileşir. Kalpte olan misali döner hakikat olur. Hakikatten ders alır, sonra döner, başlar kalbini tokatlar. Büyük görünme, küçülürsün. Ey benliği asi, kafası kibirli, şu ölçüyü bilmeli. Her insan için elbet toplum hayatında görmek ve görünmek için mertebe denilen bir pencere var. Eğer o pencere insanın kameti kıymetinden yüksekse kibirle uzamaya çalışacak. Eğer kameti himmetinden alçaksa tevazu ile eğilecek. Kamiller de büyüklüğü gösterir küçüklük, nakıslar da küçüklüğün ölçüsüdür büyüklük. Hasletlerin yeri değişirse mahiyetleri de değişir. Bir haslet yer ayrı, sima bir, kah dev, kah melek, kah salih, kah talih misali şunlardır. Zayıfın kuvvetiyle karşı izzeti nefsi sayılan bir sıfat eğer kuvvetli de olursa kibirlenmek ve gururdur. Kuvvetlinin zayıfa karşı tevazu sayılan bir sıfat eğer zayıf da olursa alçalma ve riyadır. Bir idarecinin makamındaki ciddiyeti vakardır, mahviyeti zillettir, evinde ise mahviyeti tevazu, ciddiyeti kibirdir. Tek başına olsa bir zat, müsamahası hamiyettir, fedakarlığı bir haslet, bir salih ameldir. Fakat bir topluluk içinde başkalarına karşı sorumluysa, müsamahası hıyanettir, fedakarlığı faydasız bir sıfat ve ameldir. Bir işe hazırlanırken tevekkül tembelliktir, neticenin ortaya çıkması noktasında işleri Allah'a bırakmak ise şeri tevekküldür. Çalışmanın semeresine, kısmetine rıza ise övülmüş bir kanaattir. Çalışma meyline kuvvet verir. Mevcut mal ile yetinmek makbul kanaat değil, belki gayrisizliktir. Misaller daha çoktur. Kur'an mutlak bir şekilde zikreder salih işleri ve takvayı müphem bırakarak işaret eder makamların tesirine, icazı etraflıca bir izahtır. Sukutu geniş bir sözdür. Hak yücedir, bizzat akıbet murattır. Ey arkadaş, bir zaman biri sordu. Madem hak yücedir, hadisi haktır, neden kafir Müslümana kuvvet hakka üstündür? Dedim dört noktaya bak. Bu müşkül de hallolur. Birinci nokta şudur, her hakkın her vesilenin hak olması şart değildir. Aynen öyle de her batılı her vesilesinin batıl olması lazım değildir. Neticesi şu çıkar, hak olan bir vesile batıl vesileye üstündür. Dolayısıyla bir hak bir batıla mağluptur ama bu geçici ve dolaylıdır, bizzat ve daimi değildir. Lakin nihai netice her dem yine hakkındır, kuvvetin bir hakkı var, bir yaratılış sırrı var. İkinci nokta şudur, her Müslümanın her vasfının Müslümanca olması vacipken, bu her dem vaki ve sabit değildir. Aynen öyle de her kafirin her sıfatının kafir sıfat olması küfürden doğması yine şart değildir. Her günahkarın her sıfatının fasıkça olması günahkarlığından doğması da her dem sabit değildir. Demek ki bir kafirin Müslümanca bir sıfatı bir Müslümandaki meşru olmayan bir sıfata üstündür dolayısıyla o kafir de o Müslümana üstün olur.'' Hem dünyada hayatın hakkı herkesi kuşatır umumidir. O umumi rahmetin manidar bir cilvesi, bir hikmeti ve sırrı var. Küfür ona mani değildir. Üçüncü nokta şudur. Zat-ı Zülcelal'in iki kemal sıfatından iki şeri tecelliden biri, irade sıfatından gelen dilemeyle takdirdir. Yaratılış kanunu, diğeri kelam sıfatından gelen meşhur şeriat, şeri emirlere itaat ve isyan, Nasıl olursa aynen öyle de yaratılış kanunlarına itaat ve isyan da olabilir. Birincisi çoğunlukla ahirette görür cezayı, mükafatı. İkincisi çoğu kez dünyada tadar mükafat ve azabı mesela nasıl ki sabrın mükafatı zaferdir. Ataletin cezası sefalet. Aynen öyle de çalışmanın karşılığı servet olur. Sebatta da üstündür mükafat. Zehrin cezası bir hastalık, panzehrin karşılığı sağlıktır. Bazen iki şeriatın emirleri bir şeyde beraber bulunur. Her birine bir cihet, demek yaratılış kanunlarına itaat ki bir haktır. Üstün olur o kanunlara isyana, batıl bir tavırdır. Bir batıla vesile olursa bir hak ve eğer, bir batıl olursa hakka vesile, dolayısıyla bir hak bir batıla mağluptur fakat bizzat değildir. Demek hak yücedir, bizzat öyledir demektir. Hem akıbet murattır, haysiyet kaydı maksuttur. Dördüncü nokta şudur, bir hak potansiyel halde yahut kuvvetsiz kalmış ya da karıştırılmıştır ya da içine başka şeyler girmiş, ona da bir inkişaf ya da taze bir kuvvet vermek lazım gelmiştir. Geçici olarak düzeltmek ve yaldızlamak için batıl ona musallat olur ta ki hak külçesi ne kadar lüzum varsa tam ve halis çıksın başlangıçta dünyada batıl üstün olsa da kazanamaz savaşı takva sahiplerinin akıbeti ona vurur bir darbe. İşte batıl mağluptur, hak yücedir. Sırrı onu atar azaba, işte hak galiptir. Toplum hayatına dair bazı düsturlar istersen eşitsizlik, adalet, önce adalet değil, birbirine benzemekse tezadın mühim bir sebebidir. Uyum dayanışmasının esası, nefsin alçaklığıdır kibirin kaynağı, kalp zayıflığıdır gururun madeni, olmuş az muhalefet kaynağı, meraksa ilme götürür, ihtiyaçtır terakkinin üstadı, sıkıntıdır sefaatin rehberi demek, sefaatin kaynağı sıkıntı olmuştur, sıkıntının ise madeni ümitsizlik ve suizandır, aldanış fikridir, karanlık kalbidir, israf maddidir. Kadınlar yuvalarından çıkıp insanlığı yoldan çıkarmış, yuvalarına dönmeliler. Haşiye, tesettür risalesinin esasıdır, 20 sene sonra onu müellifinin mahkumiyetine sebep gösteren bir mahkeme kendini ve hakimlerini ebedi mahkum ve mahcup etti. Zevk ve eğlenceye düşkün erkeklerin nefislerine uyarak kadınlaşmaları kadınların hayasızlıkla erkekleşmelerine sebeptir. Mimsiz medeniyet kadınları yuvalarından uçurmuş, bolca bulunan birer meta yapmış ve onlara hürmeti kırmıştır. İslam ise onları Merhametle davet eder yuvalarına, hürmetleri orada, rahatları evlerinde. Aile hayatında temizliktir zinetleri, haşmetleri güzel ahlak, güzellikleri ismet, güzel kemal vasıfları, şefkat eğlenceleri çocukları. Fesat çıkaran bunca sebebe demir gibi kararlılıktır kararlılık. Lazımdır ki dayansın bir kardeşler meclisine güzel bir kadın girince riya ile rekabet, haset ile bencillik depreştirir ramarları. Uykudaki hevesler birdenbire uyanır, kadınlarda serbestlik, meyli sebep olmuştur insanlıkta kötü ahlakın birdenbire ortaya çıkmasına. Şu medeni insanın hırçınlaşmış ruhunda suret denilen küçük cenazelerin, mütebessim ölülerin rolü pek büyüktür hem müthiştir tesiri. Yasak heykel ve suretler ya taş haline gelmiş zulüm ya da cisimleşmiş riya ve heveslerdir veyahut tılsımdır, çeker kirli ruhları. Kudretin tasarrufunun genişliği, vasıtaları ve yardımcıları reddeder. Kadir-i Zülcelal'in kudretinin tasarrufu ve tesirin genişlemesi, noktasında olur güneşimiz zerre gibi, tek bir varlık türündeki büyük tasarrufun mesafesi geniştir, iki zerre arasındaki çekimi ele al. Git de ta şemsiz şumus ve samanyolu arasındaki çekimin yanına koy. Yükü bir kar tanesi olan bir meleği güneş eline almış güneş misali bir meleğin yanına getir. İğne kadar bir balığı balina ile yan yana bırak. O yüce kadir ezelinin geniş tecellisini en küçükten en büyüğe mükemmel sağlamlığı birden düşün. Cazibe ve kanunlar çok akışkan vesileler gibi örfi emirlerin kudret tecellisine, hikmet tasarrufuna birer isim olması odur yalnız manası. Başka manasız olamaz. Beraberce bir düşün, göreceksin elbette ki hakiki sebepler, misali vasıtalar, yardımcılar ve ortaklar, batıl birer emir, muhal birer hayaldir o kudretin katında. Hayat varlığa kemal. Makamı büyük ve mühimdir. Buna binaen derim ki, küremiz alemimiz neden itaatkar olmasın, boyun eğmesin, hayvan misal. O sultan ezelinin bu tarz kuşları çoktur. Her yerdedir, şu uzay boşluğunda muhteşem ve çok güzel.'' Yaratılış bostanına salmış da döndürüyor. Onlardaki nameler, bunlardaki hareketler, tesbihattır o sözler. İbadettir o haller varlığının başı ve sonu olmayan o zata, hakimi la yezele, küremiz hayvana pek benziyor, hayat emareleri gösteriyor, farz muhal, yumurta kadar küçülse, minicik bir hayvan olması pek muhtemel. Yuvarlak bir hayvancık küre kadar büyüse, onun da böyle olması akla yakın bir ihtimal. Alemimiz insan kadar küçülse, yıldızlar zerreler suretine dönse şuur sahibi bir hayvana dönmesi muhtemeldir. Akıl da bulur mecal. Demek alem unsurlarıyla Halik-i Lemyezeli kadir La tesbih eden bir kul onun emirlerine itaatkar. Kıymetçi büyük olması için maddi olarak büyük olması her zaman lazım gelmez. Zira daha sanatlı ve güzeldir hardal kadar bir saat. Bir saatten ki timsali Ayasofya kadar. Bir sinek daha hayret vericidir fiilden, o kocaman mahluktan. Eğer kudret kalemiyle bir atomun üstüne esirin tek tek atomlarıyla yazılsa bir Kur'an, sayfaların küçüklüğü nispetinde sanat bakımından büyük olur. Gökyüzü sayfasına yıldızlarla yazılan bir Kur'an-ı Kerim'i cezaletiyle eşittir. Nakş-ı ezelinin sanatı her tarafta cemal ve kemal dolu. Her tarafta böyledir kalemdeki kemal derecesinde birlik. Tevhidi ilan eder bu geniş manalı sözü iyice dikkate al. Melekler fıtri şeriat ile vazifeli bir ümmettir. Allah'ın şeriatı iki kısımdır. İki sıfattan gelmiş, insan hem muhatap hem yükümlü olmuş, irade sıfatından gelen yeryüzünü, yeryüzü kanunları. İnsanın büyük bir misali olan alemin hallerini ve hareketlerini ki, irade değildir. Tanzim eden kanunlardır. O Rabbani iradeye yanlış bir tabirle tabiatla denilir. Kelam sıfatından gelen şeriat ise alemin küçük bir misali olan insanın fiillerini ki iradedir. Tanzim eden kanunlardır. Bu iki şeriat bazen bir yerde buluşur. Cenab-ı Hakk'ın melekleri büyük bir ümmettir. Hem subhani bir ordu. Birinci şeriata olmuş itaatkar aldığı emri yerine getiren bir taşıyıcı. Hem onlardan bir kısmı Allah'a tesbih eden kullardır bir kısmı da kendinden geçmiş arşın mukarrebini. Madde inceldikçe hayat şiddet kazanır. Hayat asıl ve esastır. Madde ona tabidir ve onunla kaimdir. Mikroskobik bir hayvancığın duyularıyla insanın duyularını kıyaslarsan görürsün ki insan ondan ne derece büyükse duyuları onunkinden o kadar aşağı o hayvancık işitir kardeşinin sesini. Hem de görür rızkını insan kadar büyüse duyuları hayret verici hayatı ışık saçan nazarı da şimşek gibi semavi bir nur olur. İnsan ölü bir yığından meydana gelen bir canlı değildir. Milyarlarca canlı hücreden oluşur, canlıdır her bir insan hücresi. İnnel insane kesureti yasin kütübet fiha suretu yasin fetebarekallahu ahsanul halikin. Bir hattat tarafından Yasin harfleri içinde Yasin suresinin tamamının yazıldığı gibi insanın içinde de binlerce alem vardır. İşte bak da Allah'ın ve ne mükemmel yaratan olduğunu bir düşün. Maddecilik manevi bir vebadır. insana bulaştırdığı şu müthiş sıtmayı haşiye Birinci Dünya Savaşı'na işaret eder. Hem de aniden çarptırdı cana bakkın gazabına. Telkin ve taklidin tenkide yayılma kabiliyeti gibi o vebada yayılıp genişliyor. Telkini fenden almış, taklidi medeniyetten. Hürriyet tenkit vermiş, gururundan sapkınlık çıkmış. Varlıkta atalet yoktur, işsiz adam, varlıkta yokluk hesabına işler. Elbet, baht, sıkıntılı ve mustarip, işsiz olan insandır. Zira atalet, varlık içinde yokluk, hayat içinde ölümdür. Çalışmak ise, varlığın hayatı ve hayatın uyanıklık halidir elbet. Faiz, İslam'a mutlak zarardır. Faiz, atalet verir, çalışma şevkini söndürür. Faizin kapıları ve kapıları olan bankaların her dem faydası insanlığın en fena kısmınadır. Onlar da gavurdurlar. Gavurlardaki faydası da onların en fena kısmına zalimleredir. Zalimlerdeki faydası onların en fena kısmına haram zevklere düşkün olanlaradır. İslam alemine mutlak bir zarardır. Şeriatın nazarında insanlığın mutlak refahı yoktur. Zira harbi bir gavur hürmetsiz, ismetsizdir, her demi hederdir. Kur'an kendi kendini himaye edip hakimiyetini devam ettirir. Haşiye 35 sene evvel yazılan bu makam bu sene yazılmış gibidir demek Ramazan'ın bereketiyle yazdırılmış bir nevi gaybi haberdir. Bir zat gördüm ümitsizliğe düşmüş ve bedbinlikle hasta idi dedi. Ulema azaldı hem sayıca hem keyfiyetçe korkarız ki dinimiz sönecek bir zaman. Dedim nasıl kaina söndürülmezse İslamiyet iman da sönemez. Aynen öyle de yeryüzüne çakılmış çiviler hükmünde olan İslami ı minareler, ilahi mabetler, şeri alametler sönmezse İslamiyet parlayacak an be an. Her bir mabet bir muallim olmuş, tabiatıyla tabiatlara ders verir. Her eser de birer üstad hal diliyle telkin eder dini hatasız hem unutmadan. Her bir işaret alim bir hocadır, İslam'ın ruhunu daima ders verir. Asırların geçmesiyle zamanın sürüp gitmesinin sebebi. Adeta cisimleşmiş İslamiyet nuru şair içinde Adeta katılaşmış İslamiyet'in saf suyu mabetlerin içinde, birer iman sütunu. Adeta dolmuş İslamiyet'in hükümleri alametleri içinde, adeta abileleşmiş İslamiyet'in esasları alemleri içinde. Birer elmas sütun onunla bağlıdır zemin ve gökler. Bilhassa hitabı mucizeli olan Kur'an daima tekrar eder ezeli bir hutbeyi. İslam aleminin hiçbir tarafında kalmamıştır. Bir köy ve mekan ki nutkunu dinlemesin, talimini işitmesin. Ve inna lehu le hafizun sırrıyla hafızlık pek büyük bir rütbedir. Tilavet ise insanların ve cinlerin ibadeti. Onun içinde talim ve doğruluğunda şüphe bulunmayan esasları hatırlatma var. Zamanın tekerrürüyle nazariyet dönüşür katı esaslara ve delil göstermeye lüzum olmayan apaçık şeylere istemez başka beyan. Dinin kesin emirleri nazari olmaktan çıkıp zaruriyet haline gelmiştir. Hatırlatmak kafidir, ihtar yeterlidir. Şifa verir her dem Kur'an. İhtara hatırlatmaya İslam'ın şu uyanışı, toplumun uyanışı, her birine verir umuma ait olan delilleri ve mizanı. Madem toplum hayatı İslam'da başlamıştır, her birinin imanı kendine mahsus olan delillerle sınırlı değildir, vicdan da vicdana dayanır. Belki cemaatin kalbinde sınırsız sebeplere dayanır. Hatta dikkat çekicidir ki zayıf bir mezhebin iptali zaman geçtikçe zor olur. Nerede kaldı ki İslam hem vahiy ile fıtrat gibi iki sağlam esasa dayanır hem de bunca eserde nafizane hükümrandır. Sağlam esaslarıyla, aşikar eserleriyle, kürenin yarısıyla kaynaşmış, fıtri bir ruh olmuş, nasıl kararır küsuftan henüz çıkmış. Fakat maalesef bazı zevzek kafirler, safsatacı şahıslar şu yüce sarayın sağlam esaslarına imkan buldukça ilişir. Onları sarsmak ister, esaslara ilişilmez. Onlarla oynanmaz. Sustun şimdi dinsizlik, iflas etti o teres. Yetti artık nankörlük ve yalan. İslam aleminin küfür alemine karşı en ileri karakolu Darül Funun idi. Lakaytlık ve gafletle yılan tabiatlı düşman. Gedik açtı o cephede, dinsizlik hücum etti, millet sarsıldı. En ileri karakol İslamiyet'in ruhuyla nurlanmış cinan, cinan cennetler demektir. Çok sert ve dayanıklı olmalı, çok uyanık ve dikkatli olmalı yahut var olmamalı, İslam'ı aldatmamalı, İmanın yeri kalptir, akıl ise aynasıdır iman nurunun. Bazen mücahiddir, bazen de süpürgecidir, akılda vesveseler, hem pek çok ihtimal kalbe girmezse sarsılmaz iman, vicdan, Yoksa bazılarının zannınca iman akılda olsa imanın ruhu olan hakkal yakinin amansız birer düşmanı olur pek çok ihtimal. Kalp ve vicdan imanın mahalli, sezgi ve ilham imanın delili, altıncı bir his iman yolu, akıl ve fikir imanın bekçisi. Nazari bilgilerin taliminden çok doğruluğu şüphesiz olan esasların hatırlatılmasına ihtiyaç var. Dini zaruriyetler ve şeriatın doğruluğu şüphe götürmez esasları kalplerde hasıldır. Hatırlatmakla huzuru, zikirle şuuru gaye de hasıl olur. Arapça ibareler. Daha ulvi kalıyor hatırlatmayı ihtarı. Onun için cuma namazında Arapça hutbe zaruri şeyleri ihtar, kesin esasları hatırlatmak yeterli olmakla beraber onun tezkir tarzı olur. Ondan gaye nazari bilgileri talim değildir. İslam'ın vahdani simasında Arapça ibareler bir vahdet nakşıdır, kabul etmez çokluğu. Hadis ayete der ki sana yetişmek muhal. Hadis ile ayeti kıyaslarsan açıkça görürsün ki insanların en beliği vahyin tebliğcisi aleyhissalatü vesselam dahi ulaşamaz. Ayetin belagatine sözleri ona benzemez demek ki lisan Ahmedi'den aleyhissalatü vesselam çıkan her bir söz her dem onun olamaz. İcaz ile beyan, i'cazı Kur'an. Bir zaman rüyamda gördüm ki ağrı dağının eteğindeyim. Birden o dağ patladı. Dağ gibi taşları aleme dağıttı. Sarsıtı canı. Ansızın yanımda bir zat peyda oldu. Dedi ki veciz bir şekilde beyan et. Kısaca icaz et bildiğin Kur'an mucizelerini. Daha rüyadayken tabirini düşündüm dedim. Bu infilak insanlıkta bir inkılaba misal. İnkılap neticesinde ise elbet Furkan doğru yolu gösterecek. Her tarafta yükselip hakim olacak, mucizeliğini beyan etmenin zamanı da gelecek. Soruyu soran zata cevaben dediğim Kur'an'ın mucizeliği yedi külli kaynaktan tecelli eder, yedi kaynak ve unsurdan meydana gelir. Birinci kaynak sözün fasihliğinden, lisanın selasetinden, nazmın akıcılığından ve tatlılığından, mana belagatinden, mefhumların eşsizliğinden, mazmunların üstünlüğünden, uslubun hayret vericiliğinden doğan parlak beyanı. Bunları buluşturduğu mucizeliğindeki hayret verici bir beyan nakşı, garip bir lisan sanatı, tekrarı hiçbir zaman usandırmaz insanı. İkinci unsur, yaratılışla ilgili emirlerde gaybı olan esaslar, ilahi hakikatlerden göklerden gelen gaybi esrar. Mazide kaybolan gaybi işleri, gelecekte gizli halleri birden içine alan bir gayb ilm hazinesi. Gayb alemlerinin lisanı, şehadet alemleriyle konuşuyor erkanı, işaretlerle beyanı, hedefi insanlık, i'cazın nurani bir parıltısı. Üçüncü kaynak, beş yönden harika bir kuşatıcılığı var. Sözünde, manasında, hükümlerinde, ilminde ve maksatlarının nizanında. Sözü pek geniş ihtimaller ve pek çok yön içerir ki, her biri belagat bakımından beğenilir, Arapça bakımından sahihtir, şeriat sırrı layık görüyor anı. Manasında evliyanın meşreplerini, ariflerin zevklerini, tasavvuf yolcularının mezheplerini, kelamcıların yollarını, felsefecilerin yöntemlerini birden kuşatmış ve içine almış o mucizevi beyan, delil oluşunda ve manasında genişlik var. Bu pencereden baksan görürsün ne geniştir meydanı. Hükümlerindeki kuşatıcılık. Şu harika şeriat ondan çıkarmış iki cihan saadetinin bütün düsturlarını, emniyet sebeplerini, toplum hayatındaki bütün bağları, terbiye vesilelerini, ahvalin hakikatlerini birden içine almış onun beyan tarzı. İlmindeki derinlik hem müspet ilimler hem ilahi ilimler onda delillerin mertebeleri işaretler, sureler surlarında bir araya getirmiştir cennetleri. Maksat ve gayelerinde denge, intizam, yaratılış kanunlarına uygunluk, birlik, tamamen irayet etmiş kurumuş mizanı. İşte sözün kuşatıcılığındaki mananın genişliğindeki, hükmün enginliğindeki, ilmin derinliğindeki ve gayelerin dengeli oluşundaki şanlı camiiyet. Dördüncü unsur her asrın anlayış derecesine, edebi seviyesine göre ve her asırdaki tabakalara kabiliyetleri ölçüsünde veriyor nurani feyzini. Her asra, her asırdaki her tabakaya kapısı açık, adeta her dem her yerde yeni indiriliyor o kelamı rahmani. İhtiyarladıkça zaman Kur'an gençleşiyor, işaretleri açıklığa kavuşuyor, tabiat ve sebepleri ve sebepler perdesini de yırtıyor Cenab-ı Hakk'ın o hitabı. Tevhid nuru her dem her ayetten fışkırır, şehadet perdesini gayb üstünden kaldırır, hitabının yüceliği dikkate davet eder insanın nazarını. O gayb lisanıdır ki şehadet alemiyle bizzat konuşur. O unsurdan şu çıkar, harika tazeliği umman gibi bir kuşatıcılık. Zihinleri alıştırmak için insanın aklına ilahi tenezzüller, tenzilin üslubundaki çeşitliliği ve munisliğidir insanların ve cinlerin sevgilisi. Beşinci kaynak, nakil ve hikayelerini, doğru haberlerini, esas noktalar orada hazırmış gibi, o hadiselere şahit olmuş gibi çok manası bulunan eşsiz bir üslupla naklederek insanı ikaz eder, naklettikleri. Geçmişte yaşananlar, geleceğe dair haberler, cehennemin ve cennetin sırları. Gaybi hakikatler, şehadet sırları ve ilahi sırlar yaratılışla ilgili bağlara dair hikayelerdir. Görür gibi naklederler ki, ne meydana gelen hadiseler bunu reddetmiş, ne de mantık yalanlamıştır. Mantık kabul etmese bile reddedemez. Cihan'ın çok beğendiği semavi kitaplarla, ortak noktaları doğruluğu tasdik edilen bir şekilde nakleder. İhtilaf edilen meseleleri tahsih ederek anlatır. Böyle nakillerin bir ümmiden çıkması zamanın bir harikası. Altıncı unsur, içine almış ve tesis etmiş İslam dinini, İslamiyet'in benzerine ne mazi ne gelecek muktedir araştırsan zaman ile mekanı. Dünyamızı senelik günlük dairesinde şu semavi bağ tutmuş da döndürüyor küreye ağır basmış ve ona binmiş engelliyor isyanı. 7. kaynak. Şu altı unsur altı kaynaktan çıkan altı nur birleşir. Ondan bir güzellik çıkar, bir sezgi doğar, bir vasıta ki nurani. Şundan çıkan bir zevktir, icazın zevki bilinir, tabir etmeye ifademiz yetmez. Fikir dahi kısadır, görünür de tutulmaz göklerdeki o yıldızlar. 13 asır boyunca ona meydan okuma meyli vardı Kur'an'ın düşmanlarında taklit şevki uyanmıştı Kur'an dostlarında. işte mucizeliğinin bir delili. Şu iki şiddetli meyille milyonlarca Arapça kitap yazılmıştır. Hepsi meydanda onların derecesine inse, aynı teraziye konulsa, kıyaslansa değil eşsiz bir alim, hatta en cahil insan bile kulak kesilip diyecek ki bunlar insan eseri şu ise semavi. Hükmedecek ki Kur'an onlara benzemez, aynı mertebede olamaz. Öyleyse ya hepsinden aşağıdır ki bunun açıkça malum olmuştur batıllığı ya da hepsinin üstündedir mazmunları o kadar zamandır kapık açık insana vakfedilmiş davet etmiş ruhları ve akılları insanlık onda tasarruf etmiş kendine de mal etmiş onun mazmunları ile yine Kur'an'a karşı çıkmamış hiçbir zaman çıkamaz geçti imtihan zamanı diğer kitaplara benzemez onlarla kıyas kabul etmez zira 20 sene zarfında ayet ayet ihtiyaçlara göre nazil olması, kısım kısım birbiriyle kesişir bir hikmeti Rabbani. Nazil olma sebepleri muhtelif, bir maddede sorular tekrar eder, çeşit çeşit hadiseler hakkında hükümleri farklı farklı, ayrı ayrı nüzulunun zamanları. Telakki tarzı çeşitli muhatapları kısım kısım birbirinden uzak, irşadının gayeleri derece derece çeşitli, şu esaslara dayanır binası ve beyanı. Cevabı hem hitabı Bununla beraber selaset ve selamet, uyum ve tesanüt kemalini göstermiş işte onun şahidi, beyan ve mana ilimleri. Kur'an'da bir hususiyet var ki başka kelamda yoktur. Bir söz işitsen onun sahibinin arkasında görürsün ya da içinde bulursun üslup insanın aynası. Ey da soru soran sen icaz istedin ben de işaret ettim. Eğer daha geniş izah istersen haddimi aşar sinek seyretmez gökleri Zira o kırk mucizelik yönünden yalnız birini ki nazmının cezaletidir, anlatmaya işaretül i'cazın e yetmedi beyanı. Yüz sayfa tefsirim ona kafi gelmedi. Senin gibi ruhani ilhamları çok olanlardan ben istiyorum izah ile beyanı. El eşmez desti. Garbi edep ilahir. Bahtının heva ve hevese dayalı dehasından kaynaklanan edebiyatı, Kur'an'ın sonsuza ışık ve şifa saçan hidayet edici edep kurallarına ulaşmaz. Kamil insanların yüce zevklerini hoşnut eden bir hal, çocukça bir hevese, sefih bir tabiatın sahibine hoş gelmez. Onu eğlendirmez. Bu hikmete binaen süfli bir zevk, sefih nefsani bir ve şehvani arzular içinde tam beslenen ruhani zevki bilmez. Avrupa'dan gelen bugünün edebiyatının ve romanının nazarıyla Kur'an'daki ulvi latifeleri, muhteşem meziyetleri göremez ve tadamaz. Kendi mihengini ona ayarlayamaz. Edebiyatta üç hareket alanı vardır. Onların içinde gezer, dışına çıkamaz. Ya aşk ve güzellik, ya hamaset ve insanlık, ya hamaset ve kahramanlık ya da hakikatin tasviridir. İşte yabancı edebiyat hamaset noktasında hakperistlik etmez. Belki zalim insanların gaddarlıklarını alkışlamakla kuvvetperestlik hissini telkin eder, güzellik ve aşk noktasında hakiki aşkı bilmez, şehvet uyandıran bir zevki nefislere de aşılar. Hakikati tasvir ederken kainata Cenab-ı Hakk'ın sanatı suretinde bakmaz, onu rahmani bir boya suretinde görmez. Belki tutar, tabiat noktasında tasvir eder ve ondan bir daha çıkamaz. Onun için telkini tabiat aşkı olur, madde perestlik hissini kalbe yerleştirir, ondan kendini kolayca kurtaramaz. Yine ondan gelen ruhun sapkınlıktan doğan ıstıraplarına o teskin edici ve uyutucu edepsizleşmiş edep hakiki fayda vermez. Tek bir ilaç bulmuş o da romanlarıymış. Kitap gibi bir canlı cenaze, sinema gibi bir perdede hareket eden ölüleri ölü hayat veremez. Hem tiyatro gibi tenasühü hatırlatan mazi denilen geniş kabrin hortlakları gibi şu üç roman türüyle hiç de utanmaz. İnsanın ağzına yalancı bir dil koymuş, yüzüne günahkar bir göz yerleştirmiş, dünyaya bir iffetsiz kadın fistanını giydirmiş, mücerret güzelliği tanımaz. Güneşi gösterirse sarı saçlı güzel bir aktristi hatırlatır. Okuyucuya, görünüşte der ki, sefaat fenadır, insanlara yakışmaz. Zararlı neticeleri gösterir, halbuki sefaatin öyle teşvik edici bir tasvirini yapar ki, Ağızların suyunu akıtır, zihin kendine hakim olamaz. İştahı kabartır, hevesleri heyecana getirir, hisler artık söz dinlemez. Kur'an'daki edepse arzuları karıştırmaz. Hakperestlik hissi, mücerret güzellik aşkı, cemal perestlik zevki, hakikat perestlik şevki verir, hem de aldatmaz. Kainatta tabiat penceresinden bakmaz, ondan ilahi bir sanat, rahmani bir boya olarak bahseder, akılları şaşırtmaz.'' Sanayi bilmenin nurunu telkin eder, her şeyde ayetlerini gösterir. Her ikisi rıkatlı birer hüzün de verir fakat birbirine benzemez. Avrupa'dan doğmuş edep dostların olmayışından, sahipsizlikten doğan gamlı bir hüzün verir, ulvi bir hüzün değil. Zira sağırdır tabiat, hem de kör bir kuvvetten ilhamla aldığı gam, gam veren bir hüzündür. Alemi bir vahşet yuvası bilir, başka türlü göstermez. O surette gösterir, hem de mahzunu tutar sahipsiz olarak yabaniler arasına koyar, hiç ümit bırakmaz. Kendine verdiği şu hissi heyecanla dinsizliğe kadar gider, Allah'a inkara kadar yol verir, dönmesi zor olur, belki bir daha dönemez. Kur'an'ın edebi ise öyle bir hüzün verir ki, aşıkhane hüzündür, yetimhane değil. Dostlardan ayrılıktan gelir, onların yokluğundan değil. Kainada bakışı kör tabiat yerine şuurlu ve rahmetli ilahi bir sanattır. Onun bahis konusu tabiattan bahsetmez. Kör kuvvet yerine ilayetli, hikmetli, ilahi bir kudrettir. Onun mevzuu kainat vahşi bir suret giymez. Belki mahzun muhatabının nazarında bir dostlar meclisi olur. Her tarafta yardımlaşma, muhabbet ona sıkıntı vermez. Her köşede ünsiyet, o topluluk içinde mahzunu iştiyaklı bir hüzne sevk eder, ulvi bir his verir, gamlı bir hüzün vermez. Avrupa edebiyatı ve Kur'an edebi birer şevk de verir. O yabancı edebiyatın verdiği şevk ile nefis heyecana düşer, heves yayılır, ruha ferah veremez. Kur'an'ın şevkinde ise ruh heyecana düşer, ulvi şeylere şevk verir. İşte bu sırra binaen şeriat Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam haram eğlenceleri istemez. Bazı eğlence yollarını haram kılıp bir kısmına helal diye izin verir. Demek Kur'an'ı hüzün veya tezzili şevk veren vasıta zarar vermez. Eğer itimane hüzün veya nefsani şevk verse vasıta haramdır. Değişir şahıslara göre herkes birbirine benzemez. Dallar meyveleri rahmet namına takdim ediyor. Yaratılış ağacının dalları her tarafta meyvelerini canlıların eline zahirin uzatıyor. Hakikatte bir rahmet ve kudret elidir ki o meyveleri dallarda sizlere uzatıyor. Siz de o rahmet elini şükür ile öpünüz, o kudret elini minnetle takdis ediniz.'' Fatiha'nın sonunda işaret edilen üç yolun beyanı. Ey hayali emellerle dolu kardeş! Hayalini de yanına al, benimle gel. İşte bir zemindeyiz, etrafa bakıyoruz, kimse görmez bizi. Çadır direkleri hükmündeki yüksek dağların üstüne karanlık bir bulut tabakası atılmış, kaplamış zeminimizin yüzünü, donuk bir tavan olmuş, fakat alt tarafı açık, o yüzü güneş görür, şimdi bulutların altındayız, karanlık sıkıyor bizi. Sıkıntı boğuyor, havasızlık öldürüyor. Önümüzde üç yol var. Bir ışıklı alem. Bir kere seyrettim de bu mecazi zemini. Evet bir kere daha buraya gelmiştim. Üç yoldan da ayrı ayrı gitmiştim. Çoğu kişi birinci yoldan gider. O da devri alemdir. Seyahate çeker bizi. İşte biz de o yoldayız. Böyle yaya gideriz. Bak şu çölün kum deryalarına nasıl hiddet saçıyor, tehdit ediyor bizi.'' Bak şu denizin dağ misali dalgalarına o da bize kızıyor. İşte elhamdülillah teki tarafa çıktık. Güneş yüzü gördük. Fakat çektiğimiz zahmeti ancak biz biliriz. Of sonra tekrar şu vahşetli zemine döndük. Bulutların damı karanlık bize kalp gözünü memnun eden ışıklı bir alem lazım. Eğer fevkalade cesareti varsa beraber gireriz bu tehlikelerle dolu yola. İkinci yol. yüzünü tabiatını deleriz diğer tarafa geçeriz ya da fıtri bir tünelden titreyerek gideriz. Bir vakit bu yoldan etrafımı seyrederek geçtiğim naz etmeden niyazla. Fakat o zaman tabiatın zeminini eritecek, yırtacak bir madde vardı elimde. Üçüncü yolu mucizevi delili. Kur'an onu bana vermişti. Kardeşim arkamı bırakma, hiç korkma. Bak şurada tünel gibi mağaralar zeminin altında akıntılar bekliyor ikimizi. Bizi geçirecekler o tarafa. Tabiat da şu müthiş büyük cansız cisimleri de seni hiç korkutmasın. Zira bu asık çehresinin altında merhametli sahibinin tebessümlü yüzü var. Radyum gibi o Kur'an maddesini ışığıyla sezmiştim. İşte gözün aydın, ışıkla bir aleme çıktık. Bak şu nazlı zemine. Hoş ve şirin fezaya. Yahu başını kaldır. Bak göklere ser çekmiş. Bulutları da yırtmış aşağıda bırakmış. Davet ediyor bizi şu tuğba ağacı meğer o Kur'an imiş, dallar her tarafa uzanmış, aşağı eğilmiş bu dalar, biz de asılmalıyız, oraya yükseltsin bizi. O semavi ağacın bir timsali, zeminde olmuş nurlu şeriat, demek zahmet çekmeden o yoldan çıkabilirdik bu ışıklı aleme, sıkmadan zahmet bizi. Madem yanlış yaptık, eski yerimize dönelim, doğru yolu bulalım. Bak üçüncü yolumuzda şu dağların üstünde durmuş bir doğan bütün cihanı okuyor ezanı. Bak şu büyük müezzine Muhammedül Haşimi aleyhissalatü vesselam davet ediyor insanlığı aydınlık bir aleme, emrediyor niyaz ile namazı. Bulutları yırtmış bak şu hidayet dağlarına, göklere ser çekmiş bak şeriat dağlarına. Nasıl süslemiş zeminimizin yüzünü gözünü. Şimdi çıkmalıyız buradan himmetin kanatlarıyla, ışık ve rüzgar orada Güzellik nuru orada, işte buradadır tevhidin uhudu, o aziz dağ. İşte şuradadır İslamiyet'in cüdisi, o selamet dağı, işte kamer dağı olan Kur'an'ı ezher, berrak, nil akıyor o muhteşem kaynaktan, iç o leziz suyu. Bismillahirrahmanirrahim. Fetebarekallahu ehsenul halikin ve akhiru da'vahum enil hamdulillahi rabbil alemin. İşte bak da Allah'ın ne mükemmel yaratan olduğunu bir düşün, Mü'minun suresi 14. Onların duaları ham alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur diye sona erer. Yunus suresinin 10. ayeti. Ey arkadaş şimdi hayalden kurtul, aklını başına al. Önceki iki yol Allah'ın gazabına uğramışların ve sapkınların yoludur. Tehlikeleri çoktur, kıştır daima güzleri yazları. Yolcularından yüzde biri kurtulur, Platon ve Sokrates gibi. Üçüncü yol ise kolaydır, kısa ve dost doğrudur. Onda zayıf kuvvetli eşittir en rahatı şehit ya da gazi olmaktır. Şimdi neticeye gelelim. Evet, fenni dehaya önceki iki yoldur. Meslek ve mezhep. Kur'an'ın dost doğru yolu ise üçüncü yoldur. Sırat-ı müstakime ulaştırır bizi. Allahum mehdine sirâtel müstakim. Sırâtel lezzine en amte aleyhim. Gayril mağdûbe aleyhim ve lattollin. Amin. Yani Allah'ım bizi doğru yola, sana doğru varan yola ilet. Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil. Amin. Fatiha suresi 6-7. ayetleri. Bütün hakiki elem dalalette, bütün lezzet imandadır. Hayal elbisesi giymiş muazzam bir hakikat. Ey kalbi uyanık yoldaş, ey aziz, sırat-ı müstakim yani o nurani meslek ile Allah'ın gazabına uğramışların ve sapkınların karanlık yolunun farklarını tamamen görmek istersen gel şüphelerini eline al, Hayal bin seninle yokluk karanlığına gidelim. O büyük mezarı ölülerle dolu o şehri ziyaret edelim. Bir kadiri ezeli kudret eliyle bizi bu karanlık kıtadan tuttu çıkarttı. Varlığa bindirdi gönderdi şu dünyaya şu lezzetsiz şehre. İşte geldik şu varlık alemine korku ve dehşet veren şu çöle. Gözümüz açıldı altı yönümüze baktık. Önce merhamet ve yardım dilercesine önümüzü gördük. Fakat belalar, elemler önümüzde bize düşman gibi hücum eder. Onlardan korktuk, çekindik, sağa sola tabiattaki unsurlara baktık. Onlardan yardım bekledik. Lakin gördük ki kalpleri katı, merhametsizler. Dişlerini biler, hiddetle bakarlar. Ne naz dinlerler, ne niyaz. Çaresizler gibi ümitsizce nazarımızı yukarı çevirdik. Yardım dilercesine koca gök cisimlerine baktık. Onları pek dehşetli, tehditkar gördük. Adeta birer Gülle ve bomba olmuş, yuvalarından çıkmışlar. Feza'nın her tarafından pek süratli geçer. Her nasılsa birbirlerine dokunmazlar. Eğer onlardan biri yolunu kazara şaşırsa, Allah korusun, şu şehadet aleminin de ödü patlayacak. Tesadüfe bağlıdır bundan da hayır gelmez. Ümitsizce bakışımızı o taraftan da çevirdik. Elemli bir hayrete düştük. Başımız eğildi, sinemize saklandık. Nefsimize baktık, etraflıca düşündük. İşittik ki zavallı nefsimizden binlerce ihtiyaç sedası yükseliyor. Onca yokluğun, yoksulluğun inlemeleri çıkıyor. Teselli beklerken dehşete düştük. Ondan da hayır gelmediği iltica eder gibi vicdanımıza girdik. içine baktık, bir çare aradık. Eyvah, yine bulamadık. Hatta biz ona yardım etmeliyiz. Zira onda binlerce emel, coşkun arzular, heyecanlı hissiyat kainata uzanmış görünür. Her birinden titreriz, hiç yardım edemeyiz. O ameller yokluğa sıkışmış, bir tarafı ezele, bir tarafı ebede uzanıp gidiyor, öyle geniştirler ki dünyayı yutsa bile o vicdan doymaz. İşte bu elim yolda nereye başvurduysak onda bir bela bulduk. Zira Allah'ın gazabına uğramışların ve sapkınların yolu böyledir. Tesadüf ve dalalet o yola bakar. Biz de öyle baktık, bu hale böyle düştük. Şimdiki halimizde ise varlığımızın başlangıcını ve ahireti, hem sahneyi hem haçlı geçici olarak unutmuşuz. Cehennemden beter, ondan daha yakıcı ruhumuzu eziyor. Zira o altı yöne başvurduk öyle bir haldeyiz ki, o hal korku ile dehşetten, acz ile titreyişten, iç sıkıntısı ve vahşetten, yetimlikten ve ümitsizlikten ibarettir. Vicdana ıstırap verir. Şimdi her yöne doğru cephe alırız, elemleri def etmeye çalışırız. Önce kudretimize müracaat ederiz, maalesef görürüz ki, aciz ve zayıf, ikinci olarak nefsin ihtiyaçlarını susturmaya yöneliriz. Ne yazık ki durmayıp bağırdıklarını görürüz. Üçüncü olarak yardım dilercesine bir kurtarıcı için bağırıp çağırırız. Kimse ne işitir ne de cevap verir. Biz de zannederiz ki her şey bize düşman, her şey bizden garip. Hiçbir şey kalbimize teselli olmaz, emniyet bahşetmez, hakiki zevk vermez. Dördüncü olarak biz gökteki büyük cisimlere baktıkça onlar bize korku ve dehşet verir hem vicdana sıkıntı veren, aklı sıkan, aklı yakan, evhamlı bir dehşet gelir. İşte ey birader, dalalet yolunun mahiyeti böyledir. Küfürdeki karanlığı bu yolda tamamen gördük, şimdi de gel o yokluğa dönelim. Tekrar bakalım, bu sefer yolumuz sıratı müstakimdir, iman yoludur, delilimiz ve imanımız inayet ve Kur'an'dır, her devirde pervaz eden doğan. İşte ezel sultanının rahmet ve inayeti, ne zaman ki bizi istedi, kudret bizi çıkardı, lütfen bizi bindirdi irade kanununa, varlığın halleri üstünde uçurdu. Sonra bizi getirdi, şefkatle giydirdi şu vücut elbisesini, emanet rütbesini taktı bize, nişan, niyaz ve namaz. Şu devirler ve haller bu uzun yolumuzda birer naz makamıdır. Yolumuzda kolaylık olması içindir ki kader bir emirname vermiş. Sayfada cephemiz her nereye gitsek herhangi bir taifeye misafir olur. Pek kardeşçe karşılanırız, malımızdan verir, mallarından alırız. Ticaret bağıyla onlar bizi besler, hediyelerle süsler ve uğurlarlar. Gele gele işte dünyanın kapısındayız, işitiyoruz avazları. Bak girdik şu yeryüzüne, ayak bastık şehadet alemine. Rahman'ın şehrayini insanın gürültülü evi, hiçbir şey bilmeyiz, delil ve imamımız. Rahman'ın dilemesidir. Delilimize vekil, nazenin gözlerimiz. Gözlerimizi açtık, dünyaya baktık, hatırında mı evvelki gelişimiz? Garip ve yetimlik, düşmanlarımız çoktu, bilmezdik koruyucumuzu. Şimdi iman nuru ile o düşmanlara karşı sağlam bir esasımız. Dayanak noktamız ve koruyucumuz defeder düşmanları. Allah'a iman ki ruhumuzun ışığı, hem hayatımızın nuru hem de ruhumuzun ruhu. İşte kalbimiz rahat, düşmanlara aldırmaz, hatta düşman tanımaz. Evvelki yolumuzda ne zaman ki vicdana girmiştik, işitmiştik ondan binlerce feryat, inleş ve avaz. Belaya düşmüştük zira emeller, arzular, kabiliyetler ve hisler daima ebedi ister, onun yüzünü bilmezdik, bizden yol bilmezdik, onda feryat ve niyaz. Fakat elhamdülillah şimdiki gelişimizde bulduk kimden yardım isteyeceğimizi ki daima hayat verir o kabiliyet emellere, ebedi hayata uçurur. Onlara yol gösterir o noktadan kabiliyet, hem yardım eder hem abi hayat içer, hem kemaline koşar o dayanak noktası, o şef veren işaret ve naz. İkinci iman kutbu haşri ve ebedi hayatı tasdiktir. O inci kabuğunun cevheri iman, delili Kur'an, insanın bir sırrı vicdan. Şimdi başını kaldır, şu kainata bir bak, onunla konuş, önceki yolumuzda pek müthiş görünürdü. Şimdi ise mütebessim, her tarafa gülümsüyor nazenin niyaz ve avaz. Görmez misin gözümüz arı gibi her tarafa uçuyor, kainat bostanı her tarafta çiçekler, her çiçek ona leziz bir su veriyor. Hem ünsiyet ve teselli veriyor, kendini sevdiriyor. O da alır getirir, şehadet balı yapar, Tatlı bir bal akıtır o esrarengiz şahbaz. Büyük gök cisimlerinin hareketlerine yıldızlara ya da güneşe bakışımız kondukça gösterirler. Halık'ın hikmetini hem ibret aynasını hem rahmet cilvesini alır eder pervaz. Adeta güneş bizimle konuşur der ki: "Ey kardeşlerim, korkup sıkılmayınız. Ehlen ve sehlen, merhaba hoş geldiniz. Menzil sizin, ben size ışık veren bir şehnaz." Ben de sizin gibiyim fakat tamamen isyansız, itaatkar bir hizmetkarım. Bu ahat ve samet zat ki tam rahmetiyle beni hizmetinize nurlu, itaatkar bir varlık kılmış, benden sıcaklık ve ışık, sizden namaz ve niyaz. Yahu bakın aya, yıldızlar ve denizler, her biri kendisine mahsus birer lisanla, ehlen ve sehlen merhaba der, hoş geldiniz, bizi tanımaz mısınız? Yardımlaşma sırrıyla bak, nizamın işaretiyle dinle. Her biri diyor ki, biz de birer hizmetkarız, rahmeti Zülcelal'in birer aynasıyız. Hiç üzülmeyiniz, bizden sıkılmayınız. Zelzele naraları, hadiselerin çınlamaları sizi hiç korkutmasın, vesveseye düşürmesin. Zira onların içinde bir zikir zemzemesi, bir tesbih demdemesi, naz ve niyaz velvelesi. Sizi bize gönderen o zatı Zülcelal tutar onların dizginlerini, İman gözü okuyor gözlerinde, yüzlerinde rahmet ayetlerini her biri birer avaz. Ey kalbi uyanık mümin, şimdi gözlerimiz biraz dinlensin. Onların yerine hassas kulağımızı imanın mübarek eline teslim edelim, dünyaya gönderelim. Dinlesin leziz bir saz. Evvelki yolumuzda umumun bir matem, ölüm çığlıkları zannedilen sesler vardı. Şimdi ise birer nevaz, nevaz namaz, birer tesbih namesi, birer avaz ve niyaz. Dinle rüzgarın esintisi, kuşların cıvıltıları, yağmurun şırıltıları, denizin dalgalanışı, göklerin gürlemesi, taşların tıkırtısı, manidar latif, okşayıcı birer ses, havanın çıkardığı tatlı sesler, gök gürültüsünün naraları, dalgaların nameleri, muazzam birer zikir. Yağmurun şırıltısı, kuşların tatlı ötüşleri birer rahmet tesbihi, hakikate bir mecaz. Eşyada işitilen sesler birer varoluş nidasıdır. Ben de varım derler o suskun kainat birden söze başlar. Bizi cansız zannetme ey insan, ey boş boğaz. Kuşları söyletir ya bir nimetin lezzeti ya da rahmetin inişi. ayrı ayrı seslerle, küçük nameleriyle rahmeti alkışlarlar. Nimet üstüne iner şükürle eder pervaz. Onlara işaretle derler: Ey kainat kardeşler, ne güzeldir halimiz. Şefkatle Beslenmişiz halimizden memnunuz. Dimdik sivrlikleriyle fezaya saçıyorlar nazlı birer Ağvaz Aleta bütün kainat ulvi bir musikidir. İman nuru işitir zikir ve tesbihleri. Zira hikmet reddeder tesadüfün varlığını, nizam ise kovar evham veren ittifakı. Ey yoldaş, şimdi şu misali alemden çıkalım, hayali vehimlerden inelim, akıl meydanında duralım, mizana çekelim, kaldırıp atalım yolları. Daha önceki elemli yolumuz Allah'ın gazabına uğramışların ve sapkınların yolu, o yol vicdanın en derin yerine hem acıklı bir his hem şiddetli bir elem verir, şuur onu gösterir, şuura zıt olmuşuz. Hem kurtulmak için de çaresiz ve muhtacız, ya o teskin edilsin, ya hissetmek de olmasın, yoksa dayanamayız, feryat edip inlemek dinlemez. Hak yol ise şifadır, kötü arzu ve hisleri sönmüştür, bu da teselli ister, gaflet ister, meşgale ister, eğlence ister, hevesler sihirbaz. Ta ki vicdanı aldatsın, ruhu uyutsun da elem hissedilmesin, yoksa o elim elem vicdanı yakar, inlemelerine dayanılmaz, ümitsizlik elemi çekilmez. Demek sırat-ı müstakimden ne kadar uzak düşse, şu hal o derece tesir eder, vicdanı feryat ettirir. Her lezzetin içinde elemi var, birer iz. Demek heves kötü arzular, eğlence ve haram zevklerle karışık olan madeni Şaşaa bu dalaletten gelen şu müthiş sıkıntıya yalancı bir merhem, uyutucu bir zehir. Ey aziz arkadaşım, ikinci yolumuzda o nurani yolda bir hali hissettik. O hâl ile hayat lezzet madeni, elemler ise lezzet olur. Onunla şunu bildik ki çeşitli derecelerde iman kuvveti nispetinde ruha bir vaziyet verir. Ceset ruhla, ruh vicdanla lezzet duyar. Vicdana peşin bir saadet konulmuştur. Manevi bir firdevs kalbinde saklıdır. Düşünmek deşmektir, şuur ise gizli işaret. Şimdi kalp ne kadar ikaz edilirse, vicdan tahrik edilirse ruha hissetme kabiliyeti verilirse lezzet artar. Hem de ateşi nura, kışı yaza döner, Vicdan da firdevslerin kapıları açılır, dünya bir cennet olur, içinde ruhlarımız kanat çırparak uçar olur. Şehbaz ve Şehnaz, Yelpaze, Namaz ve Niyaz. Aziz yoldaşım şimdi Allah'a ısmarladık gel beraber bir dua edelim sonra da buluşmak üzere ayrılalım. Allahümme ihtine sıratel müstakim. Amin. Allah'ım bizi doğru yola, sana doğru varan yola ilet. Amin. Anglikan Kilisesi'ne cevap. Haşiye. Yüz maşallah bu cevaba. Bir zaman İslam'ın amansız bir düşmanı, siyasi bir hilekar, kendini yüksek göstermek isteyen kafa karıştırıcı bir papaz, aldatmak niyetiyle ve inkar suretinde pençesiyle boğazımızı sıktığı elemli bir zamanda kuru gürültüyle dört şey sordu bize. 600 kelimelik bir cevap istedi. Şematasına karşı yüzüne tu demek hilesine karşı küsüp sukut etmek inkarına karşı da tokmak gibi susturucu bir cevap vermek lazımdı. Onu muhatap kabul etmem ama hak hakperest bir adama şöyle cevap veririm. O ilk olarak demiş ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dini nedir? Derim ki işte Kur'an'dır altı iman esası ve İslam'ın beş şartı, Kur'an'ın esas maksadı. İkinci olarak demiş, fikir ve hayata ne vermiş? Derim ki fikre tevhid, hayata istikamet, buna şahidim. فَاسْتَقِمْ kema umirt, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ De ki o Allah'tır, gerçek ilahtır ve birdir İhlas Suresi bir. Emrolunduğun gibi dost doğru ol, Hud Suresinin 112. ayeti. Üçüncü olarak bugünkü sıkıntıları nasıl tedavi eder diye sormuş. Derim ki faizi yasaklayıp zekatı farz kılmakla buna şahidim de Vakimus salate ve atuz zekah yemhakullahur riba ve ahallallahu'l bey'a ve harrama'r riba ayetleri. Yani ayetlerin meali Allah faizin bereketini eksiltir. Bakara 276. Allah alışverişi mübah, faizi ise haram kılmıştır. Bakara 275. Namaz hakkıyla eda edin zekatı verin. Bakara 43, Nisa 77 Dördüncü olarak sormuş, insanlıktaki ihtilallere nasıl bakıyor? Cevap olarak derim ki çalışmak esastır, insanın serveti zalimlerde, toplanamaz, saklanamaz ellerinde. Buna şahidim, وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَنْ اِلَّا مَا سَعَى وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِذَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَّابٍ اِلِيمٍ ve insan için ancak emeğinin karşılığı vardır Necim suresi 39 Altını gümüşü yığıp Allah yolunda harcamayanlar var ya işte onları acı bir azabın beklediğini müjdele Tevbe 34 Bismillahirrahmanirrahim Ya Allahu Ya Rahmanu Ya Rahimu Ya Ferdu Ya Hayyu Ya Kayyumu Ya Hakim Ya Adlu Ya Kuddus Ya Allah Ya Rahman Ey zatı itibariyle merhametli olan Ya Rahim Ey rahmetiyle mahlukatına merhamet eden ya Ferd, Ey eşi ve benzeri olmayan ya hay. Ey her zaman var olan, diri olan, ezeli ve ebedi hayat sahibi. Ya kayyum. Ey kendi zatı ile var olup zeval bulmayan ve bütün varlıkları varlıkta tutup onları yöneten. Ya hakem. Ey hükmü geçersiz kılınmayan hakim. Ya adıl. Ey tam adalet sahibi. Ya Kuddus, ey her şeyi tertemiz yapan ve kendisi bütün eksikliklerden Uzak ve Yüce Zat İsmi Azam'ın hakkına, Kur'an-ı Müzül Beyan'ın hürmetine ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefine bu kitabı bastıranları, bu mübarek yardımcılarını cennetül firdevste ebedi saadete mazhar eyle. Amin. İmam ve Kur'an hizmetinde daima muvaffak eyle. Amin. Amel defterlerine sözler kitabının her bir harfine karşılık bin sevap yazdır. Amin. Nurların neşrinde sebat, devam ve ihlas ihsan eyle. Amin. Ya Erhamer Rahimin, bütün Risale-i Nur talebelerini iki cihanda mesudeyle, Amin. İnsi ve cinli şeytanların şerlerinden muhafaza eyle. Amin. Ve bu aciz ve biçare Said'in kusurlarını affeyle. Amin. Bütün nur talebeleri namına Said Nursi Subhaneke la ilme illa ma allamtana inneke entel alimul hakim والحمد لله رب العالمين